Merhabalar, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her ay geçtiğimiz yıldan beri yayıncılık sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de küçük çaplı, butik, kendi işini kendi gören yayın evleriyle sohbetler gerçekleştiriyoruz. Böyle bir hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. Bu klasmandaki yayın evlerinin bugün en büyüğü ve en kıdemlisi diyebileceğimiz Metis yayınlarıyla birlikteyiz. Ve tabii ki Metis yayınlarının kurucu isimleri olan Müge Gürsoy Sökmen ve Semih Sökmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bundan 11-12 sene kadar önce şey yapmıştık, yine bir ortak yayın yapmıştık. O zamanlar Açık Radyo'da Matbuat Dünyası programındaydık ve Metis'in ajandaları üzerine odaklanmıştık ama bu yayınımızda Metis'in kendisine odaklanalım istiyoruz. Ne zaman, nasıl ortaya çıktı, kimler vardı? Yani o ilk dönemlere dair bir takım fotoğraflar hatırlıyorum. İşte Bülent Somaylı, İskender Savaşırlı ev buluşmalarının fotoğraflarını hatırlıyorum ama sizlerden dinleyelim. İlk biz aslında darbe sonrası Türkiye içerisinde. Evet. Karikatür Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Karikatür Kulübü'nden doğdu aslında. Evet. Metis yayınları. O kadar geçmişini bilemezsin. En geçmişi desin. Oydu. Yani biz, Semih de, ben de ve sonra birlikte ilk bu yayın evini kurmaya niyet, Firuz Kutal, işte Reha Erdem, Fatih Erdoğan, Çağla, değil mi? Levent vardı. Ve Levent Efe. Böyle Levent bir ekiptik vardı. Biz. Levent tabii idi. Geri kalanlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriydik. 12 Eylül'e çattığımız noktada birdenbire hani hayat durdu, her şey sıfırlandı, reset atıldı gibi oldu. Oysa biz duramadık. Aynı zamanda bizim çoğumuz, Fatih, ben, birkaç başka arkadaş tiyatro kulübünde Brecht oyunları yapıyorduk beraber ve sürekli işte epik tiyatro nedir, ne yaparız falan filan. İşte solcu gençler malum o zamanın şey yapmaya çalışıyorduk. Bir şeyleri anlamaya, daha iyi anlamaya, dünyayı çözmeye, hani tamam belli sol eğilimlerimizin içinde bize önümüze gelen bir sürü şey var ama biz onun ötesinde hani bu dünyadan, bu dünyaya nasıl ilişki kurabiliriz? Sorularımız vardı, dertlerimiz vardı. Onun için birdenbire yayın evleri kapanınca, kitapçılar kapanınca, işte çevirmenler, yayıncılar tutuklanmaya başlayınca kendimiz yayına devam edelim dedik açıkçası. Yayıncılık yapalım dedik ama yayıncılık yapmaya niyetli başlamadık. Biz yayın yapmak istedik. O sırada Christopher Codwell'in İspanya İç Savaşı'nda ambulans şoförüyken internasyonel tugaylarda öldürülen Christopher Codwell'in Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler kitabını okuyorduk. Onu basalım dedik. Bu ölen bir kültüre güzel bir cevap olur. Ondan sonra Fatih Erdoğan'ın o zamanlar şeyi vardı. Mavi Bulut'tan önceki Görsel Yayınlar diye bir çocuk yayını vardı Red House'la birlikte. Onun çerçevesinde kendimiz karikatürcü olduğumuz için kitap çizip yazdık biz önce para kazanmak için. Yani masallar yazdık, masallar resimledik. Onları satıp biraz sermaye biriktirdik. Bir yandan da yine kendimiz Ali Bucak'la ben, kitabında ilk dikkatimizi çeken arkadaşlar da Ölen Bir Kültür Üzerine çevirmeye başladık. Bir noktada şeyi fark ettik. Öteki arkadaşların çoğu, herkes kendi yoluna gitmeye başladı. Yani Fatih çocuk yayıncılığı yapmak istiyordu. İşte Firuz Kutan Norveç'e gidip ünlü bir karikatürcü oldu. Levent Efe Avustralya'ya gitti. Reha Erdem Fransa'ya gidip sinemacı oldu gibi. Semih'le ben kaldık. Bir müddet Şahin Beygu bize katıldı. Sonra o çıktı. Semih'le ikimiz Metis'in gerçek hani böyle sürdüreni olarak biz kaldık. Şunu fark ettik ilk başladığımızda, bizim yapmak istediğimiz her şeyin 80'li yılların başında cezai bir karşılığı vardı. Yani Gülçin Çaylı ile götürmüştük, Ölen Bir Kültür Üzerine incelemeleri basmak istiyoruz. 7,5 yıl dedi Gülçin Hanım bize, bu kitabın size hediyesi 7,5 yıl olur. Öyleydi, çevirmeni dahil. O zaman Semih şey dedi, tamam benim üzerime yapalım yayın evini. Ben girerim ama sigaramı eksik etmeyeceksiniz dedi. Tamam söz falan dedi. Semih'in üzerine önce kuruldu yayın evi. İşte biz Ali ile takma bir isimle bastık kitabı. Ondan sonra Yurdan Salman rahmetli sağ olsun ona götürdük. Çevirimizi kontrol ettirdik bir daha. Bir yıl çalıştık bir kitabı. Böyle böyle hani gayet amatör başladık. Ve aslında sonra bizim niyetimiz devrim gelecek. Biz bu sırada safları sağlam tutalım. Eğitimimizi tamamlayalım. Sorularımızı değil mi sormaya evet. Devam edelim. Evet. Ondan sonra da 40 yaşında da yayıncı olacak değiliz ya canım
diyecek kadar gençtik. Evet. Bunu nasıl eklemek istersin Semih? İşte sonra 40 yıl geçti. Bu başlangıçtan sonra, evet, sonra 20 bir sene yani. Az değil yani 40 sene. Evet, çok şaşırtıcı bir şey bizim için açıkçası. Evet, yani yayıncı olmak için yola çıkmamıştık. Evet. Gelecek devrime yardımcı olmayı umuyorduk galiba. Ya şöyle bir şansımız vardı. Bunu seninle paylaşmak istiyorum. Müge de buradayken hazır. Şeyde yani bu ikimiz kalınca önce tabii bir kolektif başlamış bir şey. İki kişi kalmakta hüzünlü bir yan var. Fakat güzel bir beraberlik oldu. Çok şanslıyız yani aslında. İkimiz tencere kapak gibi biraz iş bölümünde şeyde zevklerimiz biraz farklı. Birbirimizi tamamlayan bir yanımız var. Dolayısıyla ben Müge'ye şükran duyuyorum. Yani o olmasaydı böyle bir yol... hem hayat yolu olmazdı hem de bu yayın evi öyle gelişmezdi. Yani birlikte olmamızın çok önemli bir katkısı oldu. Yani onun bir şans olduğunu düşünüyorum bizler için. O ilk günlerde, ilk dönemlerde de birlikte miydiniz yoksa yolda? Yolda yani birlikte olduk. Evet, yolda evet, birlikte evet, olduk. Evet. Başta arkadaşlık. Yakın arkadaşlık, sadece. Evet. Evet, sadece arkadaşlık ama tabii o kadar çok çalışınca birlikte bazı sonuçları oluyor yani. Evet. Sonra da bir tür koalisyon gibi devam etti zaten diye bakıyorum. Ben sonra senin daha iyi bildiğin işte Bülent Somay Kanada'daydı, o Kanada'dan döndü. Evet. Projelerle ve şeylerle işte Meltem Nur'dan, Meltem Ahıska, Nurdan Gürbilek, Orhan Koçak, evet, değil mi, İskender Savaşı. Çok. Ve böyle ben şey derdindeydim 80'li yılların, iki dert birden yaşıyorduk. Bir tanesi... Ağır ifade özgürlüğü problemleri var. Gerçekten her şey suçtu. Bizim şansımız küçük ve önemsiz olduğumuz için dikkatten kaçtık. Evet. O yüzden biz Metis olarak... Gözden kaçabiliyoruz. Gözden kaçtık açıkçası. Ama tek tek hepimizin başına iş açıldı. Ve o sıralar çok güzel bir süreçti. Çok güven verici bir şeydi. Bir sürü küçük yayıncı biz bir araya gelip habire birbirimizin davalarına giderdik. Hı. Birbirimizin yasaklanan kitaplarını ortak basardık. Birbirimizin işte avukatlığını yapardık. Yaşar Kemal hiç unutmam. Müthiş güzel bir şekilde arkamızda durdu. O korkunç günlerdi çünkü hani gülerek anlatsak da bayağı titreyerek yaşanan günlerdi. Yaşar Kemal gibi bir figür arkamıza evet, gelip bütün basın toplantılarımızda o kocaman desteğiyle bulundu. Bir öyle bir şey vardı. Gerçekten kampanyalar, mesela Celil Okyar rahmetli o zaman bir kampanya yazmıştı bizim için. Kitabı geri getirelim. Çünkü kitapçılar kapanmıştı. Kırtasiyeciye dönmüştü. İnsanlar işte tutuklanıp öldürülüyordu, işkence görüyordu. Ve biz böyle kitap iyidir ve beraber hani bunu tekrar canlandırabiliriz. Anadolu'da kitapçılara gittik mesela. Biz vitrin yaptık. Onlarla temas kurduk. Yani çok organik çalışmaya, tabii sonuçta 78 kuşağı solcusu olduğumuz tabii, için tabii, daha organik çalışmaya alışık insanlardık. Dolayısıyla da hani evet, ne bileyim kitapçıya, Van'daki bir kitapçıya temas kurmak bizim için çok değişik bir şey değildi İstanbullu yayıncılar olarak. Bu tip şeyler yapmak hep güç de veriyor size. Birbirinizden besleniyorsunuz. Yayıncılar birbirinden çok beslendi. Bütün o zaman dönemki arkadaşlarıma büyük bir şükran duyuyorum. Bir de kuşağımızın işte figürleri tekrar çıkmaya başladı. Ben dille takmıştım. Bu dille nasıl yayıncılık yapacağız? Tabii. Bu çeviri anlayışla nasıl? O yüzden Metis çeviriyi başlattık. Gene Yurdanur Salman ve bir grup arkadaşın öncülüğünde. Ve o da böyle hem alaylı hem okullu. Bir arada 30 yaş farkıyla çeşit çeşit kuşaktan insanları bir araya getiren ve asla ayıbını örtmeye çalışmayan, yani kendi yaptığımız çeviri hatalarını da açık açık göstererek. İki değişik kişi çeviri yapıyoruz. Sonra beraber bakıyoruz, hatalarımızı buluruz, hepsini beraber basıyoruz. Yani bu bir süreçtir, bir öğrenme sürecidir. Değil mi? Çok hiyerarşisiz, işte genel yayın yönetmensiz bir süreç ile biz onunla uğraşıyorduk. Defter sende Semih. Çünkü Defter Semih'in projesiydi. Metis çeviri açısından söyledim bunları. Ben bunu Metis çeviri açısından söyledim. Evet. Ya Defter de aslında yani çok özel bir grup insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıktı ve böyle bir şey vardı. Yani nasıl olur da yeni bir yani yıpranmış bir sol sosyalist dilin yerine daha hakikat arayışında olan bir dil kurabiliriz gibi ve insan deneyimlerini öne çıkaran bir yanı vardı. Yani sosyal bilimlerin yanı sıra ve ilginç bir şekilde çok etkili oldu. Bugün bile ben böyle onun mirasını çeşitli hatlarda görebiliyorum, yani onu şey yapabildiğini. İskender Savaşır'ı burada anmalıyız. Onun enerjisiyle yürümüş, can bulmuş bir şey aslında uzun yıllar.
Sonra belli bir an geldiğinde böyle oluyor. Bir doygunluk ortaya çıkıyor. Ekip de biraz eski ilişkilerinden daha atomize olup dağılıyor. Başka yönlere doğru bakmaya başlıyor. Ama bir 15 orada, yıllık süreçten bahsediyorsun. Tabii tabii. Canım, dergi için 15, Türkiye'de 15 bahsettiği şey 15 sürdü yıl. Aslında yani. 15 yıl. Sonra bir sürü oradan Nurdan'ın ve Orhan'ın kitapları tabii. türedi. Tabii. Şey oldu. Bizim için de bir yani benim için bir daha geniş bir alanda düşünmeye ve farklı yönlere gitmeye yani bir editör olarak, bir yayıncı olarak bana öyle bir katkısı oldu kişisel olarak. Evet, eğitim süreci gibiydi bizim için aslında. Doğru, bir hep bir eğitim süreci oldu. Birbirimizden öğrendiğimiz. Yani yeni konulara girmek, yeni şeyleri öğrenmek, yeni alanlarda okumak, bakmak gibi faydaları oldu gerçekten. Yani defter dönemini yeniden hatırladığımızda o dönemki dergilerin yanında defter hem ayrı bir yer kaplıyordu ama aynı zamanda ayrı bir kanal açıyordu bize. Okurlar açısından. Yani o dönemlerde işte öğrenci halimizle biraz şey yapıp para biriktirip alabildiğimiz dergi klasmanındaydı doğrusu ama zaten alınca da o dergiyle bir 3 ay 5 ay sürekli uğraşıyorduk. Yani o ciddi bir literatürle tanışmayı sağlıyordu. Başka düşünme biçimlerinin mümkün olduğunu o yıllarda bize açık eden bir yayın idi ve işte yani kapandığında da herkes çok üzüldü. İşte tıpkı Virgül dergisi gibi vesaire. Yani o dönemin hakikaten kurtarıcı gemilerinden biriydi defter dergisi. Aynı şekilde çeviri, Metis Çeviri de öyleydi. Organik yayınlardı gerçekten. Evet. Yani oturup herkesin ciddi ciddi tartıştığı, benim en çok hoşuma, onun için de bir eğitim süreciydi bizim için. Yani hepimizin getirdiği bir şey oluyor oraya. Herkes farklı köşelerinden, bilgisinden, merakından ama hep dertler aynı aşağı yukarı. Aynı dertlerden değil mi? Ve böyle onları getiriyorsunuz, mesela tartışıyorsunuz, gidiyor herkes yazıyor, bir daha tartışılıyorlar. Yani eski tip bir dergicilik anlayışı. Başka bir dünyanın. Hani böyle ben yazdım, mesela ben Metis Çevir'de en çok şeye hayal kırıklığına uğramıştım. Akademiden gelen metinler sadece CV'ye konsun diye yazılmış meselesiz yazılardı. Evet. Bir dolap dolusu öyle yazı geldi bize ve biz bu yüzden kapandık. Yani biz öğrenemiyoruz artık. Biz sonuçta bir akademi onaylama dergisi değiliz. Soru sorma ve peşinden koşma dergisiyiz. Ben ne bileyim Metis Çevir bana şunu öğretti. Çeviri bir reprodüksiyon değildir. Buradaki bir şeyi buraya taşıyamazsın. Bir kararlar silsilesidir. Bu kararlar nasıldır? Mesela ahlakisi vardır, bilgisi vardır, başka bir sürü ideolojiyi vardır. Yani bunu bilerek yaklaştığın anda metne hem işin çok zorlaşıyor ama daha samimi, daha düzgün iş çıkarma ihtimalin de artıyor. Eski bir anlayıştan yani aldım, yaptım. Ben sanatçıyım, alasını yaptım. Bir ucunda ben memurum, tıpa tıpını yaptım. Öbür ucunda ne o, ne o olan basbayağı zanaatkarım. Adım adım bunu kurmak zorundayım. Her adımında benim sorumluluğum var. Karar sorumluluğum var. Bilgisizliğim, bilgim, tercihlerim, davranışım hepsi buna bir şey yapıyor. Bu sorumlulukla davranmak zorundayım. Zor bir iş ama işi de yapmaya değer kılıyor. Yayıncılık için de aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela bunları öğrendim ben diyelim ki. Ama mesela bunun hiçbir karşılığı olmayan bir dünyada yaşıyorsunuz tabii. Yani iktidarınız olacak. Ya da bilmem ne hiyerarşiniz var. Hiçbirisini umursamayan ve ya baksana şu böyle mi kullanacaktık diyen bir şeyin bir karşılığı çok da yok bu toplamda. Biz de bundan zevk alıyorduk. Tamam. Aslında Metis biliyorsun sonuçta zanaatkarlıkla ilgili bir şey. Gemi yani gemisini kayalıklardan geçiren kaptanın ustalığı ya da işte bir iğ ile işte bir iş yapan, kumaş dokuyan bu bizim için çok kıymetli bir şeydi hep. Zanaatkarlık ve onunla dünyayı onunla anlamaya çalışmak. Yani malzememiz dildi, düşünceydi. Hani ona dokuna dokuna biraz daha farkındalık, tanışıklık kazanmak. Galiba hep biraz bunu istedik ve yapmaya çalıştık. Kesinlikle. Bir de bunun veçeleri var. Mesela bazen böyle şöyle sorular olmuştur. Mesela neden daha fazla kitap çıkartmıyorsunuz? Niye bu kadar hani şey yapıyorsunuz, frenliyorsunuz falan diye. Halbuki çok basit bir cevap var. Yani o çokluk kaliteyi düşürüyor, hayatı da zevksiz hale getiriyor. Yani çok, çok şey, hızlı yapmak, çok yapmak bunlardan uzak durduk yani. Uzak durmaya çalıştık açıkçası. Evet.
Belki sen görüyorsun. Evet, bu yani yayın hayatınız boyunca şimdiye kadar hakikaten hep okurlar daha fazla Metis'ten kitap okuyabilmek istediği, çünkü işte orada öğrendik dediğiniz şeyleri aynı zamanda okurlarla birlikte Türkiye'deki yayıncılık dünyası da öğrendi. Yani çeviri üzerinde biraz da şöyle çalışmamız gerekiyor. İşin editoryal tarafına biraz da böyle yaklaşmamız, özen göstermemiz gerekiyor. Yahut A yerine B kitabını seçerken neye göre karar vereceğiz gibi durumlarda hep Metis böyle bir kenarda bir çıpa, bir ne diyelim, bir işaret olarak en başından beri var olmaya devam etti. Bu açıdan da çok kıymetli bir deneyimi ortaya koydunuz aslında. Yani emeğinizin tamamı kitap olarak belki ortaya çıkmadı ama o emekler uçup gitmediler. Aynı zamanda bütün yayıncılığı, piyasayı da değiştirdi, dönüştürdü. Şeyi öğreniyor insan, mesela taraf olmakla tavır almak arasındaki farkı öğreniyor. Evet. Yani ben uzun zamanda, siz de kendiniz zaman içinde çözüyorsunuz zaten. Hani sorularla geliyorsun, sorularla yaşıyorsun. Bu yaşta da hala sorularımız tabii devam ediyor malum. Yani biz ne oldu? Çok zor konuları okunur kıldığımızı fark ettik işin doğrusu. Bu konuda hani açık konuşmam gerekirse, belki çok bir kampın işi gibi görülen ve öteki başkalarının okumayacağı şeyleri biz okunur kıldık. Yani diyelim ki bir Ermeni meselesi gibi bir konuyu tırnak içinde rahatlıkla binlerce kopya bir bestseller kitap haline getirebildik. Nasıl oldu bu? Çünkü sonuçta bir slogan atmıyorsun. Bir burnuna dayamıyorsun insanların. Kendi kampına konuşmuyorsun. Bunu zaten bilenlere hedef almıyorsun. Sen sonuçta kitap basıyorsun. Ve kitap sonuçta benim için şöyle bir önemi olduğunu zaman içinde keşfettim. Sosyal alanı kişiselde yaşama imkanı tanıyan bir şey. Yani diyelim ki Ermeni soykırımı meselesini açıkta tartışmak tehlikeli, saldırı getirebilen, endişe verici bir şey. Ve belki de ben bir Türk olduğum için canımın da istemediği bir şey. Suç ortağı olduğum bir şey. Ve bu suçu hissetmek de istemiyorum. Kendimi sorumlu da hissetmek istemiyorum. Hele birisi şimdi mesela Twitter'da olduğu gibi bir laf yazayım da dar 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 beni azarlasın, hiç istemiyorum. Halbuki kitapla baş başa kaldığımda ben bu süreci kendi kendime yaşıyorum. Sinir oluyorum, duvara atıyorum kitabı, sonra alıyorum tekrar bakıyorum. Allah kahretsin, doğru biliyorum. Hoşuma gitmiyor, somurtuyorum, üç gün bırakıyorum, dönüyorum. Ama eğer suç ortağı olmayacaksam, yani bir insanlar var, onlara konuşmuyor Metis. Suç ortağı olmak isteyen, kötülüğü bilerek yapan insanlar bizim okurlarımızın dışında. Onun dışında koca bir yelpaze. Yani vicdanıyla, aklıyla yaşamak isteyen, iyi insan olmak isteyen, daha özgür, adil bir dünyayı isteyen ve bundan zarar görmeyeceğini düşünen herkes, görüşü ne olursa olsun, o kitapla ilişki kurduğu zaman diliyle, tavrıyla kitap ona müsaade etsin istiyoruz. O hesaplaşmayı yaşasın ve ister konuşur sonra, ister konuşmaz ama orada işleyecektir diye düşünüyorum. Ve bizim o geniş yelpaze kitaplarımızda hep bunu biz gözetmeye çalıştık. Önce bilmeden belki. Kendinden birazcık bana davranılmasını istediğim gibi davranmak var ya, ben akıl verilmek istemiyorum, ben itip kaktırılmak istemiyorum, ben hiyerarşik insanlardan şey öğrenmek istemiyorum, böyle didaktik laf. Ama ben hani araştırmak, soruşturmak, bilmediğim yerlere, bana kolay olmayan şeyi, benim kolay anlamayacağım şeyi bağ kurabileceğim bir hale getirmek istiyorum. Ve kitaplar bana bunu yaptı. Biz de galiba bunu okurlarımıza paylaşmak istedik. Çünkü yani hep okurlarımızı hep kendimiz gibi saydık. Evet. Yani bizim okurumuz aslında bizim gibi insanlar işte. Hani farklı olmadığımızı düşündük açıkçası. Ve editörlerimiz de, bize öneride bulunanlar da, koca bir grup insan var tabii ki. Yani biz ikimiz... Ya evet. Evet, onu soracaktım. Yani bunun arkasında bir yayın kurulu adı konmuş ya da konmamış bir yayın kurulu ya da bir danışmanlar vesaire. Bürokrasisi azdır bizim. Evet. Gayet adı konmamış bir şeydir yani. Danışma, yardımlaşma, isteme, hele ilk zamanlarında, yani bütün bu 40 senelik ömrümüzün ilk 20 yılı diyelim, çok sayıda insandan yardım aldık. Yani hakikaten şükran duyuyoruz. Bu işin adı konmamış kolektivitesini yapıyor. Onlar yayın evinde değildiler ama böyle her zaman insanların bir projeyi anlaması, benimsemesi, onun dürüstlüğüne inanması çok önemli bir şey. Hiçbir bireysel çabanın beceremeyeceği bir şey. O kendini getiriyor. Siz de o
oradan bir dönüş de geliyor. Yani onun o tutkuyu duyuyorsunuz, o enerjiyi bulabiliyorsunuz ki seve seve işinizi bu kadar zaman yapabiliyorsunuz. Devam, evet, bizim titreleri son hiç olmadı yani. Mesela bizim genel yayın yönetmemiz hiç olmadı. Evet, öyle. Bizim kart vizitlerimizde isminiz yazar, bir de adres yazar. Gerekirse söylüyoruz. Hani atıyorum bir şey lazımsa bilmem evet. nesinizi gönderin derse ya işte dış haklar bilmem nesi falan deyip gidiyoruz ya da bilmem. Ama evet, onun kariyer uydururuz biraz. Uydururuz yani herkes ama yok. Ne gerekiyorsa. Evet. Ne lazımsa hani evet, o mu lazım. Ama yoksa onun dışında şimdi de mesela işte editör arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Herkes kendi derdi olan bir şeyi söylüyor. Neyin evet. peşindeyse, neyi o sırada önemli görüyorsa, evet. neyi öne çıkarmak istiyorsa oturuyoruz onları tartışıyoruz. Oradan bazen kitapla geliyoruz, bazen kitap bulmak üzere gidiyoruz. Yani hani bugün atıyorum benim için önemli dertlerden bir tanesi sanal dünyanın işte bedava zannedilmesi. İnternetin evet. bedava evet. zannedilmesi, dünyaya o korkunç maddi manevi her bakımdan müthiş yükünün görülmemesi baş derdim benim son birkaç yıldır. Habire o kitapların peşine gidiyorum ben mesela. Evet. Savaş'ın derdi mesela Savaş Kılıç. O daha mesela düşüncenin o formülasyonunu, dilin kullanımını biraz daha düşündürterek daha klasik diyeceğimiz şeydir. O biraz daha o tarafa gidiyor. İşte Duygu, Özde Duygu daha mesela bilim kitapları ve edebiyat konusunda daha meraklı olduğu konular var. O onlara gidiyor. İşte Emine'nin başka. Yani biz böyle hani açıkçası toplamımızdan bir şey çıkıyor diyeyim. Kendi sorularımızdan ve meraklarımızdan bir şey çıkıyor. Ve daha en başından beri de daha çeviri odaklı bir yayıncılık söz konusu galiba değil mi? Başta kesinlikle. Mesut şeyi bilmiyorum yani saysak ne çıkar? Şu anda çıkar değil ben saydım. Yarı yarıya şu anda evet. saydım evet. saydım evet. Çeviri çok çeviri çalıştığımız doğru. İngilizce çok ağırlıklı. Sonra Fransızca, Almanca da var. Çeviri çalıştık ve onu yani onlara paralel bir Türkçe sosyal bilim dili yaratmaya çok uğraştık. Tuncay'ı da burada tabii. söylememiz lazım. Tuncay da bu işle çok uğraştı. Yani çünkü onu el yordamıyla yürüdük. Şöyle bir şey görüyorum yani 40 yılda. O başlangıç anıyla bugün arasında muazzam bir gelişme oldu hakikaten. Yani her şey daha kolaylaştı yani. Birçok kitap çok kolay Türkçeleşebilir, Türkçe'ye çevrilebilir. Hale geldi. Geldi. Artık. Evet, evet, yavaş yavaş geldi. Bir şey oluştu çünkü, bir dağarcık oluştu. Şimdi kitapların görsel, plastik niteliği de, form bilgisi de gelişti yani. Bunlar çok güzel şeyler ama yanlış giden bazı işler de var. Öyle bir şey konuşacak mıyız? Mesela? Mesela. Şimdi bu bizim yayıncılığa girdiğimiz yıllarda, 80'li yıllarda yurt dışında, burayı Müge çok daha iyi bilir ama ben bana yansıyan kısmı oluyor. İpuçları gözükmeye başlamıştı. Yani İngilizce kitaplarda daha çok tasvir çıkmaya başlamıştı vesaire. Oradan anlaşıldı ki kitap yayıncılığını besleyen kurumlar yavaş yavaş küçülüyorlar. Ve de işlerini daha kestirme yollardan yapmaya başlıyorlar. Bunun bize yansıması şey oldu. Yani çok hızlı kitap yapmak, çok kolaycı yollardan kitap yapmak, operasyon kitabı yapmak. Yani hızla basıp mağazalarda öne çıkartıp sattığı kadar satıp onunla yetinip sonra kitabı çöpe atmak gibi. Bu da bir yol. Herkes istediğini yapar. Fakat bunlarla kültürel durumu etkilemek ve değiştirmek pek mümkün değil. Bu kendi başına ayrı bir oyun yani. Biz tabii buna teveccüh etmiyoruz. Sadece Metis değil, bir sürü yayıncı arkadaşımız da bununla ilgili değiller yani. Başka bir şeyle ilgileniyorlar. Daha benim kıymet verdiğim bir şeyle ilgileniyorlar. İnce ince uğraşıyorlar. Uzun uzun uğraşıyorlar ve daha kalıcı şeyler çıkartıyorlar. Burada sanırım sizin yani röportaj yapmayı seçtiğiniz, daha butik dediğiniz küçük bağımsız evet. sanırım bu tip yayın evleri zaten. Evet. Yani evet. bir tür emeklerini vermekten çekinmeyen evet. ve burkaç yayıncılıktan ziyade hani böyle bunlar da yayıncının eserleri diye bir şey var evet. gerçekten. Atölyede çalışır gibi. Evet. Onun için hep zanaatçı evet. diyorum. Evet. evet. Yani biz çünkü şeyin çocuklarıyız. Onu hep söylüyorum. Ben seviyorum onu söylemeyi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yeraltı yayıncılığı yapan yayıncıların çocuklarıyız biz. 1950'lerde bu insanlar işte Gallimard'dır, işte Minuit'dir,
Zuhur Kamp'tır, bilmem nedir, bunlar çıkmaya başladılar ve bunlar aslında %2 karla çalışan yayıncılardı. Buradan biz onlardan bir müddet sonra onlara bayılarak geldik. Yani onların kitaplarını özenerek geldik. Mutlaka evet. Söylemem gerekir ki Yeni Dergi, ben öğrenciyken kapanmıştı ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nin bodrumundaydı. Şimdi rektörlük binası olan eski kütüphanenin gece 12'ye kadar açıktı. Ben o akrepli küflü bodrumda habire Yeni Dergi karıştırırdım. Bayılırdım yani. İşte. Mesela düşünün ki böyle bir dünya vardı. İşte Değer Yayınları, Payel, o Yankı. Ondan sonra bizim böyle şeylerimiz, hani heyecanla baktığımız, ne yapıyor bunlar diye baktığımız yayın evleri. Bunlar hep öyle bir, yani yaptığı işe saygı duyan, insanlık için gerçekten daha iyi bir gelecek varsayan, uman, ömrünü buna yatırmak isteyen insanlar. Şimdi böyle bir şey geliyor ve tabii ki bu küreselleşme çağıyla birlikte tak 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 vuruldu bu insanlar. Çoğu el değiştirdi. İşte evet. Eski Maspero falan gibi eski sendika yayın evleri, Bejigebi, Bizibi şeyleri, hep bir sürü yayıncı tıkır tıkır satın alındı. Bu işte Bertelsmann falan gibi şeyler tarafından ve adları aynı kaldı, içleri boşaltıldı. Hı hı. Ve birdenbire %2 ila 5'e razı olan yayın evleri %20-25 kar beklentisi. Genel yayın yönetmenleri milyonlar alıyor. Geriye bedava stajyerler çalıştırılıyor. Evet. O bedava stajyerler tabii ki feci iş yapıyor haklı olarak. Ötekiler de satmazlarsa işten atılıp yenisi alınıyor. Şimdi bu dünyaya biz uzun yaşayınca böyle şeyler görüyoruz. 40 yıllık bir tarih olmuş bir yayın evi olarak. Oradan başladık. Hani tamam biz 82'de başladık ama 50'lerin çocuğu olarak başladık. Ve birdenbire böyle hurya diye bir şey. Bize bile teklif bile aldık yani. Hani yayın evimize teklif bile geldi satalım diye. Aklımıza bile geçmez. Ondan sonra şeyi fark ediyorsunuz. Yani burada bir direniş noktası var. Burada direnmemiz lazım. Çünkü her şey geçersizleştiriliyor. Gayet iyi bildiğiniz bir şey. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani yahu Benjamin'i bir bankada basmasın be kardeşim. Lütfen. Evet. Allah aşkına. Evet. Bunu dedin diye sen kıskanç yayıncı olabilirsin mesela. Bir de niye şey vardı mesela. Demin konuştuğumuz, sen birkaç defa zanaatı vurguladın. Mesela endüstriciler vardır. Yani böyle zanaat olursa kötü, geçici, düşük, küçümen ya. Geçerken bir sürü insan tokatlayabilir ve kaybolur gider gibi bir algı var. Halbuki bu yanlış. Tam tersi. Hele kültür sektöründe. Endüstri kendi başını yiyen bir şey yani. Tabii. Gitgide bütün iş organizasyonu olarak da hantal bir şey. Yani şey değil, sadece kitap değil. Ekmek bile aslında güzel alması için, İşte açması için küçük küçük yapıldığı zaman kıymetli bir şey. Küçükten onun için korkmamak lazım. Evet. Çekinmemek lazım. Evet ve nitekim umdukları olmadı. Yani olmadı. Bunu tamamen silinecek zaten şey. Bu İspanya'da da böyle, Hindistan'da da böyle, Kore'de de böyle. Gayet güzel. Yani ben çünkü Bağımsız Yayıncılar Birliği diye bizim bir birliğimiz var böyle. Ve iki dönem onların sözcülüğünü de yaptım. Çok da değer verdim. Açıkçası hayatta kalmamı sağlayan birliklerden biridir diyeyim. Çünkü çok sarsılıyorsunuz. Hani böyle gülerek anlattığımız bir sürü şeyin hani ciddi maddi manevi etkileri var. Habire ben yazarı buluyorsun, işte uğraşıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Tak bir avans veriyor. Tak elinden yazar gidiyor. Yahu ben onun çevirisiyle bile aylarca uğraşmış. Benim emeğim ne olacak orada mesela, tamam mı? Uçtu gitti. Uçtu gitti ve ondan sonra da pat onu da atıyor elinden. Yani modayken satıyor, sonra bakıyorsun bulamıyorsun bile kitapçılarda. Tabii. Halbuki benim her bir kitabım çok kıymetli gibi gibi mesela acılar çekiyorsun, doğruyu söylemem gerekirse. Evet, yani Midis'i böyle bir tür müdahale yayıncısı olarak şey yapıyorum, görüyorum. Doğru. Yani hakikaten şu 40 yıllık yayıncılık tarihimizden elbette başka yayın evleri de var yani, ama şu anki odağımız Metis olduğu için Metis'i çıkardığımız anda çok daha flu hale gelecek bu yayıncılığımızın son 40 yılı gibi geliyor. Ama Metis'i eklediğimiz anda o diğer alakasız Metis'in içinden geçmemiş bir takım hoşumuza giden şeylerin niye olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Çünkü artık Prizma'ya öyle bir etken dahil olmuş ve artık o orada olduğu için diğerleri de mümkün olabiliyor. Yani işte dediğiniz gibi, yani Metis yazarı veya Metis kitabı diye bir şey var artık. Yani zaman içerisinde, ne bileyim, mesela Bilim serisine başladığınızda çok
şaşırmıştım. Tabii. Nedir yani, şimdi bu diye değil mi? Evet. Yani niye oraya girdiler ki şimdi? Çok mu satacak, para mı lazım falan gibi bir şeyim olmuştu ilk tabii. Başlangıçta. İrkiltiyor insanı. Ya da çocuk şeyi, serisi gibi. Tabii. Yani devam mı edemeyecek acaba? Şey, kısa boylu mu kalacak bu seri? Derken gayet evet. Mümkün olabiliyormuş. Evet. Tek tek seçiliyor çünkü. Evet. Tek tek seçiliyor. Evet. İşte o süreç nasıl işliyor? İçeride kanlı bir süreç mi gerçekleşiyor? Bütün o seçme... Orada şöyle bir şey yok mu? Yani prizma. Dedin, şimdi yayın evini bir prizma gibi alırsa. Evet. Yani içeri bir şeyler giriyor. İşlenip çıkıyor ve üstüne bir filmin yönetmeni gibi üstüne bir mühür yayını, yani evet. Metis yayını oluyor, evet. İletişim yayını oluyor vesaire. Şimdi orada genellikle şöyle bir yanılgı vardır. Her şey seçimde zannedilir yani. Hı hı. Kitabın seçilmesinde zannedilir. Evet. Tabii ki çok önemli bir şey. Kendi uslubunuza göre, zevkinize göre bir şey seçiyorsunuz. Ama başka bir şey daha var. Onu siz yayınladığınızda bir kişiliği oluyor. Onu oluşturabilmeniz lazım yani. Yayın evi o demek ve böyle çok... Evet. Şimdi bir Gallimard kitabını biliriz. Bir Zurkamp kitabını biliriz. Evet. Yani bu... Yol arkadaşları da önemli oluyor. Evet. Bir kitabın hangi bağlama oturduğu da önemli oluyor. Koleksiyon bence. Önemli. Evet. Yani hangi paketin içi... Hangi arkadaşlarının arasında o, evet. Bak, evet. O kitaplar. Evet. Çünkü o bir iç konuşma. Rafta neyin yanında? Aynen. Ya Carlos Fonseca mesela, genç yazarlarımızdan, evet. Carlos Fonseca şey demişti. Bize birkaç teklif gelmiş falan. Biz teklif yükseltmeyiz ve şeye karşıyız. Yani açık artırmaya girmiyoruz. Piyasa şeyiyle. Onu çok yanlış buluyoruz. Ve hakikaten benim meslektaşlarım, benim rakiplerim değil. İsteyen o oyunu oynasın, ben oynamam. Onlarla güçlüyüm ve ben de onların okuruyum zaten. Yayıncı olmadan önce ben bir okurum. Tabii. Ve dolayısıyla birlikte bir böyle geldik ve inşallah da böyle gideceğiz. Dolayısıyla da kolay kolay öyle şeylere girişmiyoruz. Mesela şey yapmış, girip programımıza bakmış. Web sitesine bakmış. Ben bu tiplerin ortasında olmak istiyorum. Niye? Orada Benjamin'i görüyor, bilmem neyi görüyor. Tabii. Kendi gönderme yaptığı bir sürü şey var o kitapta. Ve ondan sonra da yazdı bunu bize. O kadar hoşuma gitti ki yani. Bu hakikaten işte bizim yapmaya çalıştığımız biraz bu. Neyin yanına neyi koyuyoruz? Evet. Aslında çok da rahat gidiyoruz çünkü galiba biraz dil tutturduğumuz insanlarla çalışıyoruz. Hani habire konuştuğumuz için kitaplar üzerinden konuşuyoruz. Biz pek başka bir şey konuşmayız açıkçası. Evet, evet. Habire böyle o niye? Habire herkese kitap anlatır. Okuduğu kitap niye istiyor? Bayağı evet. Şey insanlarız, sıkıcı insanlarız bir yerden bakılacak olursak, evet, doğruya evet. Doğru. Ama mesela ne bileyim, Küçük Filozoflar Savaş'ın esas projesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet. Bize önerildi ama Savaş Kılıç... Onun eğitimle de en ilgilenen ve Fransızca arkadaşımız olduğu için o mesela ya bu evet indirgemeden bir şeyi yapmayı beceriyor ve ben bunun gücüne inanıyorum dedi. İşte ben de Fransızca okuyorum, baktım bir takım şeyler, korkuyorsun çünkü. Tabii. Yani felsefe indirgenecek ve berbat bir şey olacak diye ödümüz patlıyor. Aa ben de okurum ki bu kitabı falan oldum. Yani işte. Sonuçta hani, değil mi? Hiç de böyle... İyi sattılar sonuçta. Yani ve sen o kadar güzel dönüşler oldu ki. Yavaş yavaş işliye işliye. Yani. Ya da yani Duygu'nun Buldu mesela karşılığı. Esas bilim dizisini en çok hani yapan ya, Duygu'nun evet. Müthiş merakları ve hem edebiyatla hem bilimle dediğim gibi birleştiren hep soruları var. Ve itirazları var. Bunu istemiyorum çünkü şöyle yapıyor. Bunu istiyorum çünkü şunu yapıyor. Sonra mesela tereddüt ederse bakıyoruz, tartışıyoruz. Vazgeçiyoruz. Doğru, haklısın. Ya da ya öyle diyorsun ama yapmayalım. Yani hiçbir zaman açıkçası birinin evet. Çok aşık olduğu bir şeyin reddedildiği olmuyor. Değil mi? Kolay kolay evet. Olmuyor. Evet. Ve birinin nefret ettiği bir şeyin girdiği de galiba olmuyor. Evet. Doğru mu? Çok enderdir herhalde. Bazen iyi peki falan diye rıza gösterdiğimiz oluyor yani ama gerçi ilke konuşuyoruz. Yani ne yapacak? Neye yarayacak? Ne diyecek? Ne demiş olacak? Bunu yaptığımız zaman hani neyi söylemiş olacak evet. Bu kitap? Bunları konuşuyoruz galiba ve hani benzer kafalarda da olduğumuz için çok da zorlu bir şey olmuyor. İnsanlar kendi kitaplarını merakları doğrultusunda seçiyor bizim arkadaşlarımız evet. Ve onları evet. Böyle tartıştığımız şeyler yapıyoruz. Tabii belli ilkeler var. Mesela ne bileyim doktora tezleri konusunda mesela. Geri çekiliyoruz mecburen. Çünkü çok başka bir dünya ve biz okurumuzun daha erişilebilir hani kazık konular basıyoruz ama yazımlarının daha az teknik olmasını istiyoruz mesela. Daha genel okur. Onun için mesela daha az kuru. Daha yani
Şimdi doktoranın belli bir kuralı var. Ne yapsın ona göre yazmış. Tabii. Eğer onu alıp olduğu gibi kitaplaştırabilirse ancak yer verebiliyoruz. Bu da zor bir süreç. Hani çok herkes haklı tabii olarak istemiyor. Neredeyse baştan sona yeniden yazmak gerekiyor. Yeniden yazma ama bazen de mesela işte bu Vulnus şey, Vulnus da çok güzeldi. Şey, yatak odasındaki kalabalık. İnanamadım ben, bir master teziymiş. Ben doktora tezi zannettim. Ve ilk bana sorduğunda şey demiştim yazara, hani Yeliz Hanım'a bunu şey yapar mısınız? Kitaplaştırdıktan sonra gerçekten bir yıl sonra gönderdiğim şeye göre aynen kitaplaştırmış bir kitap geldi. İşte. Böyle sürprizler de oluyor ve böyle biz onu çok ufak bir çalışma ve çok ufak bir şeyle gurur duyarak bastık. Ama hani Bilge Karasu dizisi dışında çok fazla doktora tezine hani açık bir yayın evi olamıyoruz teknik nedenlerle. Çok ender şeyler dışında. Böyle böyle kısıtlarımız var tabii ama ki. Ama yanılmıyorsam son yıllarda önceye göre daha fazla Türkçe derleme kitaplara yer vermeye başladınız. Doğru. O niye değişti orası? Ona heves ediyoruz, onu yapmak istiyoruz. İki nedenden ötürü. Yani birincisi bizim ne yazık ki çocuklarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra yurt dışına gidiyorlar. Evet. Belli başlı üniversitelerde bir açıdan çok parlak, bir açıdan çok kısıtlı eğitimler görüyorlar. Birdenbire şu kadar olan Türkiye gerçeği şöyle bir yere sıkışıveriyor. Evet. Bize kitaplar geliyor, biz onların hepsini reddediyoruz. Çünkü sonuçta ben içinde oturduğum ülkeyi birdenbire küçücük siyah beyaz bir şey tablo halinde görmek istemiyorum. Ama ne yazık ki o mecbur. Gidip orada Duke'a bilmem nereye bir kitap kabul ettirmek için sen belli bir ekole girmek zorundasın. Belli bir siyah beyaz kamplaşma bilmem ne bir sürü vazifeleri var onların. Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben Türkiye'de ve buradaki insanlara kitap basıyorum. Ne yazık ki dışarıda basılan bir sürü kitap Türkiye gerçeğini algılamaya muktedir değil. Asla beceremiyorlar. Son derece ön yargıyla ve biz bir kere şeylere girmiyoruz. Yani postkolonyal değiliz. Ondan sonra Avrupalı değiliz. Sömürge değiliz. O değiliz. Bu değiliz. Çok kendimize has bir yerimiz var ve dolayısıyla habire kaçıyoruz dışarıda yapılan işlerde. O zaman burada üretilmiş işin kıymeti gitgide artıyor. Dolayısıyla çok önemsiyoruz onu. Yani tutup buradaki etnografik bir şeyi çalışan, atıyorum gidip bir kadının kuzusuyla, ineğiyle olan ilişkisini, işte atıyorum değil mi, bir halıyla olan bir şeyin ilişkisini anlatan bir çalışma müthiş bir kıymet benim açımdan. Çünkü bu malzemeyi ancak onlar incelikle ve derinlikli bir şekilde işleyebiliyorlar. Onun dışında kaba saba işte değil mi, yok Kemalist ve İslamcı. Dından da bilmem ne falan gibi Avrupalı oryantı. Teşekkür ederim. Yani hani ama herken tabii ki bir Meltem Ahıska gibi tutup radyonun sihirli kapısı garbiyatçılık yazarsanız başımın üstünde. Yani müthiş zihin açıcı. Ama tabii o Meltem Ahıska. Yani inanılmaz okuma yapan bir insan. Türkiye'deki kaynakları çok çok iyi bilen, okuyan insan. Ama daha hızlı akıyor akademik araştırmalar genellikle. Dolayısıyla da biz onları yapamadığımız için elimizden geldiği kadar bunları desteklemeye çalışıyoruz. Kaldı şimdi, ki... çok pardon. Sen söyle. Lütfen. Yok, ileride. Şey diyecektim, yani o 80'li 90'lı yıllara göre tabii ki gelişmenin bir kısmı da genç kuşakların üretimlerinde. Çünkü bizim el yordamıyla, yani özenerekten okuduğumuz, eğitim almadan okuduğumuz, alaylı olarak izlediğimiz şeyler birçok genç arkadaşımızın derslerde gördüğü şeyler haline geldi. Beyhan'ın derste okunuyor. Tabii. Dolayısıyla orada bir verim artışı oldu. Yani keşke tabii ki çok yazarlı kitaplar yerine hakikaten kitaplarını yazanlar da olsa. Oluyor da tabii ki. Ama bu biraz belki üretim de arttı. Yani onu yansıtmak, belki arzu da arttı. Yayınlamakla ilgili bir arzu da artış oldu diye düşündüm şimdi yani bu. Evet, bir de o tabii Türkçe yani şeyin de devamı. Yani vaktiyle işte sosyal bilimleri açma, iki kültürü aşmak gibi metinlerin aslında buradaki suya yansımaları. Kesinlikle. Yani, evet işte kaç sene olmuştur? Bir 15-20 sene olmuştur herhalde onlar çıkalı. Oldu, artık oldu. Tabii. Yani lisans yıllarımda okuduğumu hatırlıyorum çünkü. İşte 10-15 sene sonra bu topraklarda o sosyal bilim anlayışı, yani 80 öncesinden devralınan
o işte hala 30'ların 40'ların antropoloji kafasıyla devam eden sosyal bilim de bir kabuk değişirdi. Değişir. Evet işte yurt dışına gidip okumalarla vesairelerle ama dönünce buraya dair orijinal ürünler çıkarabilmek çok da hem mümkün olmuyordu hem kolay olmuyordu. Doğru. Çünkü üniversite yani akademi dünyamız da buna destek veren bir yapı olmadığı için seni sürekli olarak budamak üzerine kurulu bir yapı içerisinde dönüp yok ben işe bu tarafından bakacağım, böyle çalışacağım dediğin zaman peki deyip uzaklaştırmaya başlıyor. O süreç biraz uzun sürdü galiba. Türkiye'de ama şimdi meyvelerini topladığımızı bu derleme kitaplarla. Kesinlikle. Çok heyecan verici işler yapıyorlar. Fark gerçekten. Yansıyor yani o temalar. O zamanlar topluma temalar bayağı taşıması gibiydi. Yani tabii, bir yabancılık tabii. vardı. Şimdi kaynaşıldı ve o mesafe kapandı. Yani çoğu durumda mesela Avrupa'daki fikirlerle bir eş güdüm içerisinde onları daha yakın takip ederek düşünüyoruz, konuşuyoruz diye düşünüyorum yani. Evet yani hakikaten işte 80'lerde, 90'larda vesairede işte 20 sene önce, 50 sene öncenin konuları bunlar falan denilen doğru, şeyler. Doğru. Bugün artık gündeş yani. Doğru, tabii. Tabii ki işte dijitalleşmenin de gelmesiyle kesinlikle. Birlikte işte geçen hafta Zizek'in bilmem ne konuşmasını tabii, falan tabii. sohbeti haberler edebiliyoruz tabii. yani. Tabii. Ondan önce işte mektubun ve şeyle kargo siparişiyle kitabın yurt dışından getirildiği evet. falan bir ülkede doğru. yaşıyor idik. Doğru. Evet doğru. Biz doğru. Onu söylemek inanmıyorlar. Biz daktiloya otururduk. Mektup yazardık. Bunu postalardık. Postaneye gidip postalardık. 3 haftada giderdi Amerika'ya bir kitap evet. isterdik. O kitap 5 haftada gelirdi. Düşün. Ben ne istediğimi unuturum. Yani. Önüne bir kitap gelirse gelir gümrükten tabii, geçemeyebilir. Yani. Gümrüğe de çağrılabilirsin ve sorgulanabilirsin. Tabii. O da ayrı hikaye. Onun için de mesela ama tabii güzel olan ne? Sana opsiyonla gelir. Bunca zahmet der ki 3 ay opsiyon 3 ay içinde senden başkasına göndermeyeceğim bu kitabı. Yapacaksan yapmayacaksan bana haber ver. O da çok büyük bir özgürlüktü. Şimdiki gibi böyle işte 3 yayın evine birden gönderdi hoyda şeklinde bir şey yoktu açıkçası. O da şeyi çizmekte program çizmeyi çok kolaylaştırıyordu. Evet, evet. Hayal kurmayı çok kolaylaştırıyordu. Ki yanlış hatırlamıyorum değil mi? İlk tabii 82 olduğuna göre telif yasası falan filan da yok ortalıkta. Yoktu. 10 yıldan eski her şey serbest. Yani. O da vardı tabii. O da ama çok tabii. besledi yayıncılığı şimdi dürüst olmak gerekirse. Tabii. Çok ulaşılabilir kıldı tabii, bir sürü tabii. şey. Tabii yani, başka türlü neredeyse mümkün değildi evet, yani. Evet yani işte bütün bu şartlarda. Yani gümrükten kitabın geçip geçmeyeceği ben çok... Gümrüğe kitap kaptırdım. Biz şeyle yani ilk 86'da Hüseyin'le Hil yayınlarında Frankfurt Kitap Fuarı'na gitmiştik ya bavulla böyle çeke çeke kitap getirmiştik resmen. Ellerimizle ve otobüste gidip gelmiştik yani. Böyle de bir çağı vardı. Bu sırada tabii yani büyük oranda çeviri ve diğer dillerdeki literatürü Türkçe'ye kazandırmak üzerine odaklanan bir yayın evi olarak yurt dışıyla da tabii ilişkileriniz iyice gelişti. Hatta İşte ortak yayın evleriyle, diğer yayıncılarla da ortak bir takım çalışmalar içerisinde yer aldınız. Bu doğru. süre içerisinde yurt dışından Türkiye'ye, Türkiye'deki yayıncı, yayın dünyasına, yayıncılara bakış nasıl değişti? Hı. Değişti mi? Bence değişti yani. Değişti. Elbette değişmiştir. Türkiye'de çok değişti? Daha pazar olarak bakmaya başladılar. Yani bizim çalıştığımız yayın evleri için söylemiyorum. Çünkü genellikle hala kitaplardan anlayan insanlarla muhatap oluyoruz. Ama orada bir kere çalışanlarda bir şey oldu. Çoğu yerde finansçılar iş görmeye başladı. Değil mi? Yani işletme mezunları, iktisatçılar, yani sosyal bilim formasyonunu ve kitap tanıyan insanlardan öyle bir dünyaya geçildi. Evet, yani. Yani. Word dosyası yerine Excel tablolarıyla yayıncılık evet, yapan. Galiba. Ama yani... Ve burası iyi bir pazar. İyi bir pazar çünkü genç bir nüfusu var. Zaten bol çok yayıncısı eksikti. Var. Bol yayıncısı var. Çeşit çeşit değil mi? Evet. Yani çok daha şey oldu. Bu bir ucu. Bir evet. ucu da şu, yani 80'lerde ben gittiğimde tamamen böyle hani kaftanın arkasındaki bir tuhaf ülke olarak bakılıyordu. Yani ben ilk 86'da evet. hakikaten bir kitap fuarına gittim.
bayağı böyle beni sorguya çekiyorlardı. Ha, abi, ne yer ne içersiniz orada evladım falan. Senin şeyin nerede, burkan nerede falan şeklinde. Deve üstünde geziyorsunuz. Deve üstünde şaka değil. Yani mesela çok da komik ilişkilerim olmuştu. Kanadalı bir Black Rose diye bir anarşist yayıncı vardır Rum kökenli. Ondan sonra adım atmam Türkiye'ye falan gibi böyle müthiş Türk düşmanlığı falan. Tabii onları yavaş yavaş hepsini Türkiye'de konuşmacı olarak falan davetler ettik. Ondan evet. Sonra beraber işler yaptık. Fatma Gül Berktay'ı bastı mesela. Tek Tanrılı Dinler Karşısında i̇şte. Kadın Black Rose basmıştır. Ve hani o birdenbire Junta'nın ülkesi, o korkunç bilmem ne yahu evet tamam da biz de yaşıyoruz burada. Tabii ve bu yani Junta'nın karşısında çalıştığı insanlar da birer insan ve birer fail. Onları bırakamazsınızı yavaş. Evet. Mesela ben gene Marion Boyers diye bir yayın evi vardı. Latif Etekin bizdeydi o zaman. Evet. Ondan sonra iki çevirmen gönüllü olarak Berci Kris'in Çöp Masallarını çevirmişlerdi. Ondan sonra biri Salih Paket tabii ki. Ve ben kadına hazır çeviriyi veriyorum ve diyorum ki bakın şahane bir çeviri var. Çevirmenler para bile istemiyor. Gönüllü yapmışlar. Aşkla bu işi yapmışlar. Bas şunu. Ben bir Türk yazar basmam. Bu ne şimdi? Bilmem ne. Bu niye risk? Halbuki kadın harika bir bağımsız yayın evi. 8 Nobel ödüllüyü daha almadan saptamış bir John Calder'ın eski asistanına, şeyinden, ajansından bahsediyor. Yalvar yakar bastırdım mesela en sonunda. Böyle hatır gönül bilmem ne hava atarak hakikaten para ödemedi hain başta. Ondan sonra Çöp Dağı patladı Türkiye'de. Aa şimdi anladım senin bana niye o kitabı verdiğini. Allah'ım yarabbim. Bir yangından bir yangını anlatabilirim. Ne alakası var çöp patlayan çöp dağıyla. Berci Kris'in Çöp Masalları bundan mı ibaret bilmem ne. Yani müthiş bir sürekli memleket temsili. Evet. Ve memleket acılarının temsilinden ibaret. Evet. Biz birer dışişleri sözcüsü muamelesi. Ya, biz olsak hiç önemli değil. Yazarlarımız keza. İşte Bilge Karasu zor bela ikna ediyorsun. Kapağında cami. Arkadaşım yapamazsın. İşte ne bileyim gene Latife'nin İspanya'da çıkan kapağına şey koymuşlar. İsmini de değiştirmişler. Bir başörtülü şey koymuşlar bir, tamam mı? Bir şey mendiliydi. Panyo, yani. İşte onu ne mendiliydi onu hatırlamıyorum. Evet. Şu anda da bilmem ne mendili falan filan bir başörtüsü koyuyorlar. İşte. Köprü koyuyorlar. Bir ara yani 80'ler ve 90'lar köprü ve başörtüsü ve camilerin kapaklardaki yer alımına karşı kavgayla geçti. İşte o oryantalizm yeniden nasıl yeniden üretiliyor. Sonra nihayet eşitlendik. Pazar olduk. Doğru söylüyor Semih. Evet. Yani burası çok sıkı bir pazar oldu. Çok bol yayıncılı, bol okurlu, evet. Zengin, heyecanlı bir yer burası. Çok şaşırıyorlar. Evet. Nasıl evet. Bu hareket ne? Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Yani bütün Türkiye'deki yayıncıları kastediyorum. Tabii. Ondan sonra ve biz canlı. De o zaman verdiğimiz yaz, ya biz çok yazarımız bizim yurt dışında yayınlandı. Çin'den Peru'ya kadar yayınlandı üstelik yani. Hani Güney Afrika'dan Kanada'ya kadar yayınlandı. Bu da benim için çok kıymetli. Ama çünkü bunları biz çok da duymuyoruz mesela. Yani başka yayın evleri papapa bunları şey yaparken. Yani bunları hani duyursak ne olacak? Ben komisyon falan olarak yapmıyoruz biz bunu zaten. Bu daha ziyade ben seviyorum ve hak ettiklerini düşünüyorum. Yurt dışında yer almak haklarıdır evet. Ve okunmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama mesela Peru'da Lima Fuarı'nda işte Bilge Karasu panelinde oturup işte İspanyolca Bilge Karasu anlatan eleştirmenleri dinlemenin zevkinin de hani i̇şte, bir karşılığı bambaşka. Yok. Göçmüş Kediler Bahçesi'nin işte Cortazar bilmem ne oturup orada tamam bana yetiyor ya da anlatabiliyor muyum? İşte. Ya da işte ne bileyim dersim seçkisi Murat Anmunga'nın Japonya'da yayınlandı yani. Mesela. Bir dersim hikayesi ve hani bu oturup oradan mektuplar geliyor Japonya'dan falan işte. Yani bunlar bizim hak etmiş olan yazarlarımızın türlü ön yargıları, memleket temsilciliklerini aşıp yazarlıklarıyla, söyledikleriyle hani evet. Diğer potalardaki okurlarla buluşmaları. Mesela bu benim için bir algı farkının en iyi anlatanlardan bir tanesi. Evet. Çünkü öbüründe hakikat bir Türk bastık ya bu sene diyor bana. Ya bir Türk ne demek? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir Türk de almaz mıydınız yani? Bu lokanta mı burası? Hani yok et yemeği vermiyor. Böyle çok kavga etmek zorunda. Ve umayacağınız Galimar mesela. Yani Galimar'la ben bu kavgaları etmek zorunda kaldım. Bilmem nelerle etmek beklenmedik. O yüzden hani ama bu artık hani gerçekten bu mesela Bilge Karasu şey olarak Avrupa klasiği olarak ilan edildi. Hı-hı. Avrupa Yazarlar Birliği tarafından. Hak edildiği kadar çok çevrilmemiş olduğu için desteklenmesi gereken bir klasik evet. Olarak listeye girdi mesela. Evet. Şimdi hani bunlar algı farkı tabii. Yani sadece bizim aldıklarımız değil, bizim yazarlarımızın alınanmasında da bence önemli bir fark oldu.
piyasa dışı, dünyanın küreselleşmesi, bir yandan piyasa küreselleşirken biz de sızdık. Hani barış hareketi gibi, işte antikapitalist hareket gibi çeşitli kültürel failler de sızıp beraber iş karıştırmaya başladılar galiba. Orada en merak ettiğim şeylerden biri, şimdi Metis'in yayınladığı kitaplara, o kompozisyona, o büyük tabloya baktığımız zaman hani hitap ettiği yaş ortalaması işte biraz yüksek gibi sanki görünüyor. Ama Türkiye'deki işte yayın pazarı, okur pazarına baktığımızda maalesef şöyle bir durum var. 15 ile 25 yaş arası yani işte lise, lisans yıllarında okur ve lisanstan mezun olup işe girip hele bir de evlenip çocuk yaptık mı bitti. Kitapla herhangi bir bağı kalmayan insanlar ülkesi burası. Hani o 15-25 yaş arasına çok da hitap etmiyor gibisiniz. Doğru yani. O nasıl oluyor? Üniversiteyle başlayan bir yaş grubuna hitap ediyoruz ağırlıklı olarak. Onların içinde meslekle, eğitimle, akademiyle, okumaya devam eden insanlarla, yayın evi çalışanlarıyla. Yani belki düşünceyi oluşturanlar, yani düşünceyi tekrarlayanlar, onlarla başka yan faaliyet, kültürel faaliyetle yapanlara hitap ediyoruz aslında. Dolayısıyla toplumun toplamı biraz bizim için büyük bir gövde, yani büyük bir şey. Bu kimse böyle bir şeyi hedefleyemez, yani bu mümkün değil zaten de eğitimle şeyle ilgili bir konu. Ama bizimki dediğin gibi biraz daha üst yaşta başlamış. Bir zamanlar bilim kurgu dizisi falan varken, evet, o Bülent'in yürüttüğü dizi varken, hani daha genç içeri. Onu tabii şimdilik sağ olsun Tolkien'le biraz beceriyoruz. Yani Metis'i sadece Yüzüklerin Efendisi'yle bilen okurlarımız çok var. Bazı kadın ve Ursula. Ve yani Ursula ile bilen, çok doğru. Onunla bilenler var ki hani o da bir bize açıkçası bir şey. Tabii, daha bir gençlerle temas. Kadınlar tabii bizim çok okurumuz. Evet. Yani ağırlıklı olarak biz de kadın düşünen bir yayın evi olduğumuz, kendimiz de kadınca ya da kadın düşünen bir yayın evi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ne bileyim işte Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim olsun, Sıfır Noktasındaki Kadın olsun, çok ulaşılabilir ama çok da önemli kitaplar bence. Yani mesela Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim, ben kendim 15 yaşında okumuştum. Okulda bize okutmuşlardı onu ve benim için gerçekten hayata bağlayıcı bir etkisi olmuştu. Onun için yapmak istedim, çok açık. Yani ya bu ilk yayınlandığı zamanları falan hatırlıyorum hakikaten. Böyle herkes vuruluyordu. Evet, çünkü yani ben vurulmuştum ona o yaştayken. Yani 15-16 yaşındayken çok ihtiyacın olan bir bilgi o. Aileyle arandaki örtüşmezliği bilmek ve kendinden olmayabileceğini, bir takım şeylerin, bütün suçun sende olmayabileceğini bilmek bir ergen için çok önemli bence. Ve biz suç duyurtan bir toplumuz. Bizde hiyerarşiler nettir. Kabahatin kimde olacağı bellidir falan filan. Dolayısıyla mesela o tip tecrübelerimizden çıkan kitaplar da var. Hani insanların kendi etkilendikleri. Ve bunlar hiç şey olmadı. Hiç cevapsız kalmadı. Ya Sıfır Noktasındaki Kadını ben çok tereddütle bastım. Benim için edebiyatın böyle kıyısında duruyordu açıkçası. Bayağı bir kıvrandım. Ama öte yandan o kadar çarpıcıydı ki tutamadım kendimi. Evet. Bastım diyeyim. Hani seçer miydim? Seçmeyebilirdim. Seçmeseydim çok büyük aptallık ederdim. Yani çok eski bir kitaplarımızdan biri. Şimdi baktığım zaman dünyanın o kadar farkında bile değildim ben o kitabı bastığımda. Bazı şeyleri ilk defa orada okudum ben. Yani düşünebiliyor musunuz ki koca bir insanım tabii. Yani 30'uma yaklaşıyorum herhalde o kitabı okuduğumda. Ruhum duymamış öyle şeylerin varlığını. Korunaklı yaşamaktan bir tür. Gibi yani onlar da hiçbir zaman şey olmuyor. Yalnız kalmıyor o tip kitaplar. Mutlaka okur onları, gidiyor buluyor. Hayat yollarını buluyor, şeyleri buluyor. Yani onlar da galiba şöyle bir şey eklenebilir. Hani hepimizin deneyim alanında vardır. Aynı kitabı farklı yaşlarda okuduğunda böyle kat kat açılır ve genişler ya. Yani doğru aslında. Yani öyle bir yaş grubunu hedeflemiyoruz ama ne biçim 12 yaşında, tabii 13, 14, 15 yaşında ne biçim şeyler var.
yani, parlak yıldızlarımız var. Her şeyi okuyorlar yani. O İnanamazsın yani. Ya da bir yer denizi düşünüyorum şu anda. Çok açık ve net bir şekilde büyüme kitaplarıdır. Tabii. Yani büyükken okumakla hiçbir şey yok. Tabii zevkle hala okuyorum. Tabii. Ama hani aslında yetişirken okumak tabii bambaşka. Ya da bir uzun sürmüş günün akşamını tabii düşünelim. Tabii. Yani ergenken okusak fena mı olurdu tabii o kitabı? Ben hep isterdim doğrusu. Hı. Gibi gibi yani hani kastedilmiş edilmemiş. Nasıl diyeyim ben hani şey olduğu sürece, derdini anlattığı, bir derdi olduğu ve onu dürüst anlattığı sürece hep aldık galiba. Hani öyle bir yelpaze açıldık. Hani haklısın, daha belki. Ama mesela ne bileyim Orhan Koçak'ın Edebiyat Eleştirisi dizisini düşününce evet belli bir şey istiyor. Yani sonra Tuncay devam etti, işte devam ettiriyoruz hala falan. Hani o gerçekten belli bir eğitim gerektiriyor. Ama biz mesela ne bileyim ya da Saffet Murat Tura ile yaptığımız Ötekin'i dinlemek. Tabii. Ona yazıyoruz ama biz. Bu uzmanlık gerektirir, ister, sıkar sizi. Yani sıkar sizi eksik orada ama diğer şey yani yanlış satmak istemem kimseye. Tabii. 50 kelimeyle adam terminoloji kullanıyor. Bir Kernberg kitabını ben redaksiyonu yaparken ölüyorum. Hani kıymetli mi kıymetli. Ama çocuğuma verir miyim okuması için? Vermem. Henüz. Yani henüz o vermem. Konuda ay, ilgilenmiş olması lazım. Bir derdi yoksa okumak zorunda kalmamalı. Atıyorum Engin Geçtan'ı okuyabilir. Tabii, tabii. Rahatlıkla oynar onunla. Hani kendi şey ilişkisi ama bir Kohut Kernberg'i ben oku bak çok önemli demem gibi gibi. Hani onları ayırt etmeye de çalışıyoruz. Doğru. Galiba değil mi? Hani daha böyle bu kardeşim meraklısına hani şey etme, okuyamıyorum diye de üzme kendini. Çünkü bilmem 16 başka kitap okumadıysan zaten gelmezsin buraya. Ama ben de onu basacağım. Çünkü hani bize şey oturtmaya çalışıyoruz değil mi? Psikiyatri, psikoterapi dili oturtmaya çalışıyoruz. O çok büyük sıkıntımız tabii, oldu bizim. Tabii. Saffet'le biz 2 yıl oturup sözlük yaptık o diziye başlamadan önce. Yani kolay tabii ciddi bir terminoloji problemi yani, vardı evet, yahu. Delireceksin yani. Evet ve o onu kastediyor, bu bunu kastediyor. Böyle şey geçen trenler gibi, gece geçen trenler gibi bir şey konuşuyorlar ama ikisi de başka şey kastediyor. Tabii. Ben böyle şeylerde hatırlıyorum, seminerler onu demedi ama ki şey falan oluyorsun böyle. Şimdi o yüzden biz öyle heveslendik. Saffet'in fikridir tabii ki o dizi. Yani bizim işte böyle işte onun fikri, bunun fikri böyle bir koalisyonuzdur da bu benim için çok değil mi zenginleştirici ve zevkli bir şey. Biz de öğreniyoruz çünkü işte böyle böyle. Evet yani bu bilinçaltı mı diyeceğiz, bilinç dışı mı diyeceğizden bir tabii, bile tabii, tabii. Başlayan bir şey. Daha yeni yeni artık yayıldı. Evet. Bilinç dışı arkadaşlar o falan diye. Şey çok hoşuma gidiyor mesela Lacan'larla acayip uğraştık biz. Ve tabii ki savaşın da çok esas olarak şeysiyle ve tabii ki çevirmenlerimizin değerli katkılarıyla. Ama mesela şey dediler mi bayılıyorum. Okuduk ve anladık. Heh. İşte bu. Heh. Yani. Murat Erşen, Nilüfer Güngörmüş, Savaş Kılıç bunları okunabilir bir şekilde sundu. Oluyor. Tamam kolay değil. Biz gidip seminerlerini buluyoruz onların mesela. Seminerlerde tutulan notlar üzerinden redaksiyonlarda bilmem ne. Yani ama uzmanlık kitapları yine de doğru. Yaş grubu şeysinden çıkabiliyor. Belli bir yaş grubuna bizi götürebiliyor. Evet. Doğru. Evet orada galiba hakikaten Metis'in o nüansçılığı o işte yine dönüp dolaşıp aslında zanaata varmış oluyoruz. Evet. Yani herhangi bir pazarda ürünü gördüğünde ha bu bilinen ne ustanın elinden çıkmış dedirtebilme meselesi galiba. Evet. Bütün o nüansları ince ince çalışmanın bir sonucu. Ama bir yanıyla da bir görsellik de söz konusu. Evet. Yani neredeyse en başından beri çok da değişmemiş bir kapak yapınız var mesela. Biraz orayı şey yapalım, kaşıyalım. Sıkıcı mı? Hayır, hayır. Hayır işte tam tersine yani. O aynı form devam ediyor olmasına rağmen sıkıcı olmamayı, kalıp olmamayı nasıl mümkün kılabildiniz? Sağ olun efendim. Sevdiğiniz için öyle herhalde. Şeyde eğitim ve düşünceyle görsellik arasında çok ilişki kuruyorum ben. Birkaç tane de kitap var aslında Metis'te bununla ilgili. Yani keşke eğitimimiz böyle hani şey olur ya Türkiye'de ressam mı olacaksın çocuğum derler yani resimle uğraşan çocuklara. Ki kimse yani resim sevmek, resim yapmayı sevmek ressam olmayı getirmez. Resimle düşünmeyi ve görsellikle düşünce katmanları arasındaki ilişkiler söz konusu. Evet. Çok doğru söyledin.
hayal gücüyle ilgili bir şey. Onu yansıtmaya çalışmak, öyle düşünmenin bir sonucu olsa gerek. Ne kadar başarılı bilmiyorum ama böyle onunla oynuyoruz yani. Bir iki kişi onlarla oynuyoruz. Sonra bizim ekibe gösteriyoruz falan, seçtirtiyoruz. Semih'in en baştan itibaren ve sonra Emine Bora'nın katılmasıyla beraber müthiş bir şey oldular onlar. Yani onu bir ifade aracı. Biz dırlanmayı biliyoruz. Yani olmaz, o şunu çağrıştırıyor falan diye biz şikayet edip şey yapıyoruz. Ben çok yani o mesela yazarın kastına oturmasını çok önemserim. Yani ve de ne bileyim bir katma değer oluşturmasını önemserim. Yani onun sözünün illüstrasyonu değil, katiyen. Yani evet, kuş kuştur onun, değil yani. Evet, yani. Hani o kuş diyor, sen de kuş. Evet, kuş, yani, kuş dönüşüm diyor. Romanının kapağına böcek yapmayalım gibi. Dolayısıyla bir düşünmeye, ya emek harcamak falan lazım. Evet. Her işte olduğu gibi. Onları yapıyoruz, eğleniyoruz da o. Kapak da bizim için bir iş. Ev içinde yapılıyor. Ev içinde yapılıyor. Editör ve yazar ve çevirmenden fikir alınıyor. Yani var mı mesela Emine sorar, var mı kafanızda bir şey imge bunun için? Brief alınıyor. Brief alıyor yani. Biz böyle kafamızdakileri söylüyoruz. Bizi ziyarete gelen mesela dışarıdaki kitap piyasasını bilen bazı yabancı dostlarımız da böyle koleksiyonu böyle görünce böyle mesela ne kadar renkli, ne kadar tabii seviyorlar yani şey. O bana hani toplumlar farklılaştığında da görselliğin çünkü onu çok iyi test edebilirsiniz. Yani arkadaşlarınıza beğendirdiğiniz bir şeyin başka tabii kültürden insanların beğenmesi önemli bir şey gibi gelir. Öyle ya bir yani kere Emine'nin bir ressam olduğunu da söylemek lazım. Doğru, bir sanatçı ile çalışıyoruz. Evet, ya editör sanatçımız var bir büyük tane. Büyük bir şans yani. Büyük bir şans. Semih ömrü boyunca grafik şey çalışmış bir insan. Benimki daha alaylı bilgi. Yani alaylı ama hani görsellikle ilgili. Ergenlikten beri onunla uğraşan bir insan. İşte karikatür kulübünden çıktığı da bir tesadüf değil o anlamda. O yüzden de bir şey var. Ondan sonra da genellikle onlar çok görsel oldukları için fark edemedikleri bazı okumaları da biz yapıyoruz. Şurada şuna gönderme var. Nereden görüyorsunuz onu falan deyip sıkılacak onları çıkartıyorlar. Düzeltme yap. Tahsil yapıyorlar. Tahsil yapıyoruz. Böyle kapaklara bir şey yapmayın falan. Şu bilmem ne çağrıştır olmaz falan diye. Mesela şeyde en bu nedir? Kaybolan Bağlar. Johan Hari'nin kitabında. Şimdi orada hakikaten herkes tabii depresyon ve kaynakları olduğu için bütün kitap diğer ülkelerde kara kapaklar bilmem neler bilmem ne. Biz konuştuk ve ben dedim çalınan ya Emine. Dikkat, hayır çalınan dikkati demiyorum. Böyle, kaybolan bağları. Ha, kaybolan İlk. İlkini. Tamam. Evet, ondan doğru. Sonra ve Emine'yle konuşuyoruz biz şimdi. Nedir ne, önüne bakıyor zaten kitaplara da hani ayrıca konuşuyoruz. Ben dedim ki ya ben bunu en çok şeyden yapmak istiyorum. Hani böyle sanki şey self-help kitabı gibi bir yaklaşım var. Öt patlatır. Hiç istemeyiz öyle bir şey ama bu resmen toplumsallığın yokluğunu, yoksul bize ne yaptığını anlatıyor Emineciğim dedim. Evet. Yani hakikaten bize yaptığı çağrı hani o bizi bağlarımızı kopa, işle bağlı. Sistemin bizi ittiği sistemin, o atomize atomize, hayatlarını rekabetçi, işinle de ilişki kurma, paranı kaptığın sürece işin ne olduğu önemli değil, bilmem ne önemli değil. Bütün bunlara o kadar güzel örnekler var ki içinde falan. Ve böyle Evine inanılmaz güzel bir şey yaptı. Böyle birbirine sarılan çocuklar. Çok naif bir noktada. Müthiş naif ve sonra oraya Yunusları da kondurduk. O doğa da girdi işin içine. Yani bu sadece çünkü doğayla ilişkide var. İnsan, toplum, insan ötesi. Ya yani bütün bunları konuştuk bir şey çıktı. Yohan'dan sonra Allah'ım nihayet biri benim kitabımı anladı falan diye. O kadar şey hoşuna gidiyor ki insanı. Yani çünkü depresyon değil bu kitap. Depresyon kitabı değil. Evet yani depresyondan nasıl çıkarız kitabı değil. Toplumsal ve dünya yani çünkü şu anda bizim en çok son yıllarda uğraştığımız yine bütün arkadaşlarımız, bütün editör arkadaşlarımızın uğraştığı konulardan bir tanesi dünyayı yeniden nasıl sevebiliriz? Evet. O kadar kırıldık, o kadar üzüldük, o kadar yabancılaştık, itildik, kakıldık yani. Ama böyle hala orada bir büyü var, bir hayret ettiğimiz bir güzellik var. Bununla tekrar bir hatırlasak, bir sevebilsek bunu. Yani bunu Fatma Bülbertay inanılmaz güzel bir şekilde yazıyor. İşte öteki çiziyor. Öteki bilmem ne yapıyor. Kaspar Anderson'u buluyoruz. İşte mesela orada hayal bile edemeyeceğiniz varlıklar bilmem ne. Yani bunlar hani kolay değil. Çok üzülüyorsun dediğim gibi hakikaten. Zorlanıyorsun ama onlar da var. Bir çağrı var orada. İşte o çağrıyı da hiç ayakta tutmaya çalışmak gibi ortak bir derdimiz olduğunu söyleyebilirim herhalde. Yani o kapaklara falan da yansıyor sanırım. Peki bütün bunların içerisinde
Türkçe edebiyat açısından da çok özel bir yayın evi yine Metis. Çünkü işte az önce andık Latife'nin buradan gelmesi ya da işte Oruç Aroba, Bilge Karasu gibi, işte Engin Geçtan gibi gibi bir koleksiyonunuz var. Normalde belki başka yayın evlerinde basılmayacak yahut basılsa da kenarda işte Engin hocamızın da kitabını bastık şeklinde geçiverecek kitaplar burada yerini bulduğu için parlıyor da aynı zamanda. Evet. O Türkçe sıfır yeni bir dosya geldiğinde o karar süreci nasıl oluyor? Yeni bir yazar size dosyasını gönderdi. Ya basbayağı okuyoruz. Yani. Çok enteresan. Yani evet. Hiçbir şekilde hani ismi, cismi, teyzemin kızı mı, hani anlatı çok ünlü bir yazar mı? O bizim için bir kriter değil. Gerçekten hani kapalı zarf usulü gibi basbayağı okuyup bize nasıl çarptığına bakıyoruz. Yani bu kadar. Çok iyi metinleri basmıyoruz bazen. Çok güzel metinler de reddediyoruz. Onlara da bildiriyoruz bunu beğenmediğimizden niye değil. Nedeni ya? Mesela evet bunu pek çok şu yayınları memnuniyetle basar bu metni. Bizim dar bir listemiz var. Dar imkanlarımız var ve dar kalması tek tek kitaplarımızın üzerine eğilmek için bizim için önemli. Yani geniş bir listeyi anında devraldığımız anda ucunu kaçıracağız ve atıyorum bir küçük kitapçıkla ilgilenemeyeceğiz. Ama ilgilenmek istiyoruz. Çünkü bizim farkımız o bence. Yani pek çok yayın evinin rahatlıkla basabileceği bir metni bizim basmamız o anda şart olmayabilir diye düşünüyorum. Mesela Ayhan Geçkin örneğini vereyim. Mesela. Ayhan Geçkin bize ilk geldi. Ben 3 kere de girebildim Ayhan'ı okumaya. İtiraf ediyorum. Bayağı zorlandım okumakta. Kafam yetmedi. Tahmin ederim. Kafam yetmedi, ruhum yetmedi ama bir şey var orada. Evet. Onu görüyorum. Sonra ben dedim ki işte Emine de okudu, ben okudum. Evet, açık ve net bir şekilde burada çok ciddi bir şey var. Burada bize hiç söylenmemiş bir şey söyleniyor. Yani gerçekten dilsizlik nedir? Bir şehre nasıl giremezsin? 20 tane göç hikayesi okumuşsundur, 20 tane azınlık hikayesi hepsini okumuşsun ama burada yapıyor bunu. Metin resmen kendini seni içeri almayarak içeri nasıl bir dile girilemezi bir Türk olarak bana hakikaten İzmirli bir Türk olarak takır takır anlatıyor. Uf, onun için zorlanıyorum. Ben bunu satacağımı iddia etmiyorum ama bunu basmak zorundayım. Ve çok lafta ilk anda işittik de biz hani onu basmıyorsunuz mu? Bunu, evet bunu basıyoruz. Çünkü burada bir deneyimin felsefi ve edebi inanılmaz bir icrası var. Beni çok pes ettirdi. Ha, ondan sonra Ayhan Devam ediyor ve en nihayet artık 400 satan bir kitabın yazarı değil, hani Türkiye'nin önemli yazarlarından biri haline geliyor. Buna müsaade edebilmek için işte o ilk sürtüşmeyi şey gözüyle bakmak lazım, mümkün gözüyle bakmak lazım. Bazen de sürpriz oluyor. Mesela Murat Uyurkulak bize ilk getirdiğinde, 2 yıl falan, o hep kendi de söylediği için ben de utanmadan söylüyorum. Normalde söylemem böyle şeyleri ama Murat hep söyledi. Çok çalıştık. Kaya Şahin'le beraber hatta biz çalıştık. Uzman Kaya bizdeydi. Yurt dışına gitmemişti. Çalıştık ve açıkçası böyle patlayacağını, nefis bir şey olduğunu biliyorum da, hani müthiş bir güç olduğunu biliyorum ama bu kadar insanların açık olduğunu tahmin etmemiştim. Tabii. Doğruya doğru. Yani satacağız diye basmadık biz o kitabı. Bizi şaşırttı. Bayağı bestseller oldu. Yani. Bestseller oldu. İnanılmaz güzel dönüşler aldı ama yani bütün o güç onu görüyoruz. Ya böyle şeyler. Yani anlatabiliyor muyum? Onun dışında çok el yüzü düzgün, çok güzel. Herhangi 5-10-20 yayıncıya rahatlıkla benim tavsiye edebileceğim kitaplar geliyor. Hani onu biraz daha şey yapıyoruz. Nasıl diyeyim? Daha az heyecanlanıyoruz belki de. Öyle bir şey galiba değil mi? Öyle. O biraz önce teknik bir yanı var. Yani 40 kitap yapıyorsanız seçmek başka bir şeyde 80 olur. Başka bir şeyde 120 olur. Evet. Yani onlar da başka organizasyonlar ve başka yaklaşımlar gerektirir. Yani eğer bu yapınızla onu yapmaya çalışırsanız fire vermeye başlarsınız. Galiba en çok... Yani çoklukta bir şey var. Çok en çok şeyi seçtiğimi ben düşünüyorum. Evet, doğru. Fabrikasyon üretim. Evet. Ona yani giremiyoruz. Bir de galiba en çok kendine jilet atabilen metin. Yani ne bileyim Ayşegül Deveci olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani son dönemdeki şeydir. Yani nasıl, şimdi ayıp olacak bu şekilde söylemek belki ama böyle kendine çok dürüst metinler çok hoşuma gidiyor. Yani şeyini
ne bileyim afili olmaya çalışmayan, jeste kaçmayan, hava atmayan, değil mi? Böyle bir şeysiz, belli bir hamlığı göze alabilen. Evet. Ama belli bir hamlığı ve şeyi de göze alabilen. Anlatabiliyor muyum? Böyle o çarpışmaya hazır. O gerçekten onların içinden şeysiz çıkamıyorsunuz. Dokunulmadan çıkamıyorsunuz. Belki öteki metinler güzel, bel toplu, ağır güzel ama biraz şey çıkıyorsunuz oradan. Daha memnun çıkıyorsunuz. Belki de memnun çıkmamayı da ben istiyorum. Hani biraz daha sürtüşüp çıkmayı istiyorum galiba. Ben de Emine de o da biraz öyle yani. İyi anlaşıyoruz açıkçası okunduğunla. Daha sıra dışı yani. Daha sıra dışı şeyler yapmak istiyorsunuz büyük bir ihtimalle. Evet yani ama böyle hani freak anlamında sıra dışı değil. Yok evet. Ya da böyle işte bunu da ben denedim değil. Evet. Biraz meselesini... Avantgard değil. Avantgard değil. Meselesiyle boğuşan. Derdi olan. Derdi olan ve hani onunla girebileceği yere kadar gitmeye hazır riskini almış. Okunmayabilir. O, bizim de o lüksümüz var hani. Şey yapmak zorunda değiliz hani çok satmak zorunda değiliz ama görünür olması çok önemli tabii. Ama bir yandan da her yazara yani yine edebiyat özelinde şey yaparım seçerken işte üzerinde çalışırken vesairesinde bu kadar özen gösterdiğin emek harcadığın vesaire bir yazar 2-3 sene sonra tık işte ana akım büyük yayın evlerine gidebiliyor daha işte çok satan bir yazar haline gelebiliyor. Orada böyle bir şey oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ulan, o kadar emek verdik. Oluyor. Ama şöyle bunu açık söyleyeyim. Türkçe yani şey çevirilerde daha çok oluyor bu. Yani çevirilerin uçması daha çok oluyor. Tabii. Genellikle eğer Türkçe yazan yazarlarla bir örnek ya da iki örnek dışında biz el sıkışmışızdır. Beraber anlaşmışız ve ayrılmışızdır. Çünkü onlar... Haklı olarak yeni metinlerin de basılmasını istemişlerdi. Biz yeni metinlerin ötekilerden farklı görmüşüz, ayak diremişizdir, gıcıklık etmişizdir. Çok yokuşa sürmüşüz. Yokuşa sürmüşüzdür. Bir metin olmadı. Daha gelmiyor. İki, üç metine kadar reddettiğimiz vakalar vardır. Ben onlara %100 hak veriyorum. Yani asla mecbur değiller bizimle iş yapmak. Ama kendime de hak veriyorum. Çünkü bizim bir sözümüz var, iddiamız var. Biz bunu sevdik bastık diyoruz okura. Okur bunu biliyor. Yani bu tipler şu ya da bu nedenle bunu sevmişler, basmışlar. İlla en şahane izleye değil. Ama bizden ne bekleyeceklerini biliyorlar. Evet. Bunda onu göremiyorum diyorum. Bir, iki, üç. O da diyor ki kardeşim yettiniz çok haklısın. Yani. Yettik kardeşim. Sıkışıyoruz, öpüşüyoruz, ayrılıyoruz. Yani pek çok durumda öyle oldu. Bir, iki örnektir. Kastetmediğimiz halde birinde ben hastalanmıştım mesela. O dönemde bir arkadaşımız ya şimdi burada riske girdik deyip gitti. Hiç unutamayacağım şahane bir kazık. Onun acısını hiç unutmayacağım ömrüm boyunca herhalde. Çünkü hiç beklemediğim, bilmediğim ve beklemediğim bir şeydi. Diğerinde de böyle zaten daha yüzer gezer ilişkimiz olan birisiydi. Hani şey değildik. Hani biz onu var etmedik, o bizi var etmedi. Böyle şeydik. Hani hoş olmadı ama itirazım da yok. Ötekilerle açıkçası ben de onlara, onlar da bana hak... Yani onlar bana hak vermese ben onlara hak verdim diyeyim yani. Şeydi, haklarıyla gittiler. Peki daha genel olarak Metis kendi hikayesi içerisinde aslında bir açıdan hem okurlara hem yazarlara bir yuva, bir mekan, bir platform da oluşturmuş oldu. Ama bu sırada da kendini bir tür bir kabukla da sarmış oldu. Koruma sını da sağlamış oldu aslında yani. Hatta işte fuarlardaki sizin standınızın yapısını bile ona şey yapıyorum yani dışarıdan baktığın zaman böyle bir kutu var ama içine girince ancak yoksa gayet mümkün işte koca koca şeyler yapabilirdiniz vitrinler raflar vesaireler yapabilirdiniz pekala ama onun içine girince o dünyayla tanışabiliyorsunuz bu basbayağı aslında sizin yayıncılığınızın da bir şeyi, yansıması belli ki. Peki ama bu halde, bu şekilde Türkiye'deki bu genel yayın pazarı içerisinde işte hep sektör deniyor, bilmem ne deniyor ama bence henüz sektörleşemedik. Sektörleşeceğiz inşallah. Yani yayın yönetmenlerinin 6 ayda bir değişmediği, editörlerin 2 yıldan daha uzun süre bir yayın evinde çalışabildiği çevirmenlerin meslek birliği minimum olmak üzere anlaşma yapabildikleri yaptığı çeviriyle hayatını devam ettirebildiği gün
evet sektörleştik evet. diyebileceğiz. Ama henüz pazar halindeyiz. Bu pazarın içerisinde olmayı, yani bu pazarı nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yurt dışıyla da son derece yakından takip ediyorsunuz bütün dünya yayıncılığını. Türkiye'deki yayıncılığı hem bu 40 yıllık hikayesi içerisinde nasıl görüyorsunuz, hem bugün nasıl görüyorsunuz? Siz buyurun. Topu birbirine atmaya çalışırlar. Ayrı ayrı cevap. Tamam, sen söyle. O şeydeki gelişme, yani daha endüstrileşme, şimdi ona uygun bir şekilde dağıtım teşkilatı da geliyor. Her şey ona göre olmaya başlıyor. Onun böyle yaratıcılığı, böyle özel şeyler yapmayı, yani ve tabii bazı mesela kabağın başına patladığı edebi türler var. Mesela şiir yayınlamak gitti de zorlaşıyor. Mesela. İşte öykü zorlaşıyor, o böyle falan. O endüstrileşme, çok seçici aslında. Tabii. O şey yapıyor, yani kompaktlaştırarak denenmiş ve her zaman sonuç almanın belirli formüllerine neyin uyduğuna, tabii. neyin uymadığına bakarak çalışıyor. Metalaşabiliyorsan. Evet. Ama bunu yani insanlara güvenmek lazım. Güveniyoruz. Ben hakikaten güveniyorum. Bu yani o insanların bir kül yutmazlığı var. Yani öyle o kadar, onların da hayatı çok kolay değil. Öyle hani tık 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 gitmiyor bu işler. Bir dirençle karşılaşıyor. Yani şimdi hani insanlar akıllı da, zeki varlıklar. Dolayısıyla böyle hemen oradan gitmiyor işler. Daha çok bir ikisinin karışımı gibi. Yani iki ekolün, iki şeyin karışımı gibi gidiyor şimdilik. Bizim bu yıllar boyunca oluşmuş iyi bir koleksiyonumuz var. Yani tek tek kitapların çok satmasıyla ilgili bir şey değil bu. Bu gözüküyor en çok repetisi olan şeyler. Yani sürekli tekrar baskı yapar. En az satan bile şey yapamıyoruz, mesela çıkartamıyoruz listeden. Çünkü onu arayanlar oluyor. Kıyamıyoruz, tekrar onu da basıyoruz falan yani. 500 basıyoruz, 1000 basıyoruz. Ama yapıyoruz onu da. Dolayısıyla yani bu olumsuz yanları işin bizi öyle yerin dibine batıran, öldüren, varlığımızı tehdit eden bir yere gelmiyor. Ama gelebilir. En çok satışla, pazarlamayla ilgili kuruluşlar yoluyla olabilir bu. Nitekim yani sürekli boğulmaya çalışılan bir sektördü. Avrupa'da da oldu. ABD pazarında da oldu. Avrupa'daki pazarlarda da oldu. Bu nedir? Bu işte çok yüksek indirimlerle stok eritirken oluşmuş, tekrarlana bağımlı hale geldiğimiz bazı dağıtıcılar olur. Büyük dağıtım firmaları olabilir. Bu dağıtım firmalarının içinden bazen şey teşebbüsleri de oluyor. Kalkıp yayıncılığı da şey yapmaya, Amazon'da mesela kitapları tanıtırken yıllardır yayıncı ismi vermiyorlar, dikkat edin. Amazon'daki bir kitabın yayıncısını bulmak için bayağı uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela gayet kasıtlı evet. bir şey. O, çünkü yayıncı da yapıyorlar. İleride kendi kitabı olarak bakıyor. ABD Federal Mahkemesi'nde çok fazla dava oldu bu konuda falan filan. Böyle baskılar var meslek üstünde. Bunlar hakikaten işin çeşitliliğini, yani kitap üretimindeki çeşitliliği, çok özneli, çok taraflı üretimi kısıtlayabilir ve boğabilir. Bazı gelişmeleri yani Avrupa'da ve Amerika'da görüyoruz. Bizde de olabilir. Şimdilik öyle bir tabloyla karşı karşıya değil. Dertlerimiz başka yani. Yüksek enflasyon, işte bütün Türkiye'deki ekonominin getirdiği güçlüklerin içerisinde. Sabit fiyatın olmaması çok büyük bir problem mesela. Evet, evet, tam bir katliam yani. Evet. Tam bir katliam. Çünkü sen emeği hakkını verirsen işi yapabileceğin belli bir fiyat var kardeşim. Evet. Çevirmeni ödeyeceksin, telifi ödeyeceksin, vergini ödeyeceksin. Yanında çalışan insanların haklarını ödeyeceksin elinden geldiği kadar. O zaman bu 5 lira olacak. Çalıp da çırpıp da bunu 5 liranın aşağı satamazsın. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Onu kolaylaştırmaya çalışırsın. Mesela bence daha çok kütüphane yoluna gidilir. Mesela benim hayalim, beceremediğim en büyük başarısızlıklarımdan biri bir e-kütüphane kurmaktır. İnsanların girip, tabii ki alma kardeşim kitabı, gir oku,
al kitabı. Nasıl biz, ben bütün kitaplarımı belli bir yaşa kadar kütüphanede okudum. Yemin ediyorum 30 yaşına kadar falan ağırlıklı olarak kütüphanede okudum ben kitaplarımı. Haktır bu. Almak zorunda değil insanlar kitabı. Kütüphaneden alabilmeliler. E-kitap olur, normal kitap olur, budur. Paylaşabilmelidir, 3 kişi bir kitap almalıdır. Başka bir sürü yöntem var. Kitap ucuz olmayabilir, doğrudur. Ama kitabı ucuzlaştırmanın bin bir tane yolu çalıntı kitap, bilmem ne kitap, intihal değildir. Kullanmak değildir. Dumping yapmak değildir. Amazon tutuyor benim kitabımı benden ucuz satıyor. Niye? Batırmak için tabii ki. Yapabiliyor çünkü. Benden zarar ederek satıyor o kitabı. Olsun ona ne? Küçük bir zarar onun için o. Yarın öbür gün ben iyice sersemlemiş bir halde eline düşeceğim demektir. Aynen. İyi peki ne yapar? Benden %60 indirimi vermiyor musun? Ben seni o 60 indirime muhtaç hale getireceğim demektir. Sırf bize değil yani bir alay bağımsız yayıncı şu anda bu boğulmaların içinde yaşamaya çalışıyor. Biz hasbelkader bir Punto'da bir araya gelmiş olmanın açıkçası belli bir korumasını yaşıyoruz gibime geliyor. Evet. Semih'in alanı daha ziyade ama o. Yani böyle şeyler var. Ama ben mesela daha olumlu bir şeye geçecek olursam Le Guin'in söylediği bir şey vardı. Çocuklara çöp yedirebilirsiniz ama plastik yediremezsiniz der. Tabii. Ben onu çok seviyorum. Ya plastik yemeyen koca bir insan grubu var. Ve gerçekten bizim şimdi hani çıktığımız yıldaki okurlarımızın torunları o küçük filozoflar üzerinden resmen bizim okurlarımız haline gelmiş durumda. İnanılmaz bir direniş gibi adeta yayın evlerine sahip çıkıyorlar. Sadece bize değil, bütün yayın evlerine. Bütün onlar için çalışıp uğraşan, has işler yapmaya çalışan her bir yayın evinin hani karıncanın kardeşi var. Gerçekten biz pandemi başladığında çok dona kaldık, çok ürktük. Hakikaten korktuk çünkü yani bu kitap tam basmak üzereyiz. E ne olacak ki bu, kim alacak ki, nereden satacağız ki bunu diye. Ya iki kitap alıyoruz biliyor musunuz diye mektup geldi bize. Korkmayın diye. Şimdi bu nerede bulunacak bir şey? Bence yani İspanya'da falan bulunuyor bildiğim kadarıyla. Barcelona yani Katalunya'da bulunan bir şey mesela benim. Çok kıymetli bir şey. Evet. Ya o zaman bir okurla o bağı kurduğun zaman böyle sen de hep şeysin. Hani iyi iş yapayım da hani şey yapmayayım. Onun hak o ettiği şeyin güzel. Evet basbayağı sahip çıkıyorlar. Yani ta fuarlara gelip bilmem nelerle uğraşan bu tip şeyler çok kıymetli. O birazcık aynı, hakikaten aynı dünyanın içindeyiz. O anlamda endüstri olarak ona baktığın zaman işte plastik bir müddet sonra elinden atıyor diye bakıyorum. Ben biraz daha iyimser olmaya çalışıyorum diyeyim yani. Peki böyle hani büyük işte çok satar kitaplar yani Metis yayınladıktan sonra çok satan kitaplar oldu. Okey ama işte dünyada patlamış bir kitabı Metis koleksiyonun içerisinde çok görmedik. Yok. Yanılmıyorsam. Değil mi? Yani öyle bir... Yani işte... Yani bir sana gül bahçesi vaat etmedim herhalde bir bestsellerdir, dünya bestsellerdir. Ama bizim onunla kurduğumuz ilişki o bestsellerlik üstünden olmadı. O yıllarda ele hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Mevhum da yoktu kafamızda. Şey de tam bir... İlgiyle oldu. Okunmuş ve güzel bulunmuş bir kitaptı sadece. Bunu şey yüzünden söylemiyorum. Yani biz böyle aramıyoruz ama bir şey çok satmış ve güzel bulmuş seve seve basarız yani bu bir şey değil. Ya yani. Yüzüklerin Efendisi sonradan tabii film ya. Çıkınca satmaya başladı. Evet, biz evet. Aldığımızda satan bir kitap tabii, değildi tabii. Ve tam bir deli projesi Çiğdem Erkal'ın sayesinde ve Bülent Somay'ın ve Deniz yani. Erksan'ın sayesinde bayağı bir heyet çalışmasıdır o çünkü. Getiren, uğraşan, İnsanların yapan. İnsanların yani şeyiyle. Ya bunu yapalım. Tutkusuyla oldu. Tutkusuyla bizim de çılgınlığı kabul etmemiz de oldu. Yola koyuldu böyle yani. Dar değildi satışı. Ama satıyordu. Yani ama o kitabın karşılığı değildi. Sonra şey film oldu, gelince birdenbire evet, hakikaten şey oldu. Armağan oldu bize yani. Öyle şeyler evet. Oldu daha evet, ziyade. Öyle şeyler oldu. Fark etmeden yapmış oldu. Bir de yani oldu. Israrla mesela Le Guin sırayla böyle yapıyorsun böyle bir şey oluyor. Hem okurdan cevap geliyor. Onlar keşfediyorlar. Birbirini takip eden birkaç kişi, kuşak okumaya başlıyor. Birçok kitap Le Guin'in kült oldu yani. Uzun yıllara dayıldı. İşte o long seller'lar yani. Evet. Uzun satarlar bizim güçlü tarafımız. Evet. Yani o bize güç veriyor. Tam onun oraya şey yapmaya çalışıyorum çünkü yani işte genelde yayıncıların bu gibi masraf vesairelerden kaçma şeylerinden biri klasik yayıncılığı yapmaktır işte. Evet. Notre Dame'ın kamburunu basarsın ve işte evet, o oradan elde ettiğin karla da X, Y, Z'yi yayınlarsın vesaire. Ama Metis'te böyle bir şey
Görmedik. Olmadı hiç. Ya da işte bunun bir paravan şeyi olarak Metis durur da bilmem ne Matis diye bir ayrı bir yayın evi açarsın. Yer, öyle bir espri var. Oradan yürürsün. Bayağı batacağız gibi. Bir Matis açsak mı falan dediydik. Yani. Bildiğimiz kadarıyla onu da yapmadınız. Yani bizden gizli yaptıysanız onu bilmiyoruz ama. Dolayısıyla hani nasıl, hele ki bir de 40 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Bu şeyi döndürebilmek, hele ki bu son yıllardaki işte kağıt fiyatlarının patlaması, sabit fiyatın bir türlü çıkamayışı vesaire, hakikaten yayıncılık yapmak, uzun ömürlü yayıncılık yapabilmek için bu gibi ara oyunlar olmadan yapmak iki şeyden güzel bahsetmek gerekiyor galiba. Birincisi, bizim için dediğim gibi bir iş olarak başlamadı bu. Bir, neredeyse bir misyon olarak başladı ve çok uzun süre biz para kazanmadık Metis'ten. Yani ilk 10 yılında para kazanmadık. Dışarıdan para yaptık, teknik çeviri yaptık, semih grafik işleri yaptık. Sermaye de sokmadık ama. Sermaye de sokmadık ama kendi emeğimizi sermaye olarak soktuk. Evet. Bedava çeviri yaptım. Ben akma, para, ben maaş falan almadım mesela, aklıma bile gelmedi. Yani başka işte ne bileyim, asistanlık yapıyordu, bilmem ne yapıyordu. O bizim bir lüks alanımızdı yani. Bu bir işte... Siyasi bir alandı bir açıdan, evet. Bir tür şeydi, hani var etmek istediğimiz bir kolektifti. O kolektifi var etmek için uğraşıyorduk. Ondan sonra bizi de şaşırtarak doldu bir kuyunun içi su. Aa, para kazanmaya başladı. Evet. Ben bunu hep ısrarla söylerim. John Berger en başta vermeyin bana para falan derdi. Sonra biz, Semih hiç unutmuyorum. John, biz para kazanmaya başladık, sana para ödeyeceğiz falan diye mektup yazdı mesela. Ve işte o da iyi, o zaman bağışlayın adıma falan gibi böyle şeyler yaptı. Muhteşem insan. Evet, evet yani hani biraz yani. Öyleydi. Kendi emeğimizi sömürdük de, bunu hiç unutmamak lazım. Ve bu, ama bunu böyle bile adlandıracak kadar bile durmuyorduk o şeyin içinde. Hani bayağı büroda yattığımız çok zaman olmuştur bizim, hani 12 saat değil 24 saate yakın çalıştığımız, 3'e kadar falan, hani 3 ila 7 arası kestirip falan, böyle şeyler. Ama gençtik ve eğleniyorduk. Hani o yüzden çok da bir fedakarlık gibi yaşamadık bunu. Sonra bu kuyu doldu galiba. Ondan sonra da Semih'in dediği uzun seller'lar. Yani bestseller değilse de, yani işte Akıl Tutulması, Orhan'ın bize büyük mesela, hediyesi olan mesela, Kocam tabii. Bence ön sözüyle, çevirisiyle tuttu. Şimdi aklına gelir mi bir Akıl Tutulması'nın böyle yaşayacağı, ya da Nurdan'ın müthiş bir çabayla ve işte arkadaşlarıyla yaptığı Benjamin'in Son Bakışta Aşk. Aklına gelir mi o kitabın 30 yıl boyunca satacağı? Yani şey, Zurkamp'tan bize bir kere şey, ya bizden çok Benjamin satıyorsunuz, ne oluyor diye mektup gelmiştim. Gerçekten dalga geçiyorlardı. Handke içinde öyle. Handke var. Yani böyle bir şey var. Hani belli şeyler, ama mesela biz biraz lafı uzatacağım. 2 dakika uzatma müsaade varsa. Yani ilk başta şu hep hakikaten zanaat işi. Sontag basmak istiyoruz. Ben de Sontag'ı zaten Yeni Dergi'de okumuşum. Yoruma karşı Yurdanus Salman'dan okumuşum. Ne bileceğim Sontag'ı? Sonra merak salmışım, Sontag bulmuşum. Okuyorum, ediyorum, Yurdanur'la buluşuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki, öyle Sontag'lar seçelim ki Türkiye'dekiler okuyabilsin. Göndermeleri doğru olsun. Alımlayabilsinler. Onun referansları bulunsun. Oturduk bilmem bir kilo, içinden 100 gramlık bir derleme yapıyorsun mesela. Onu öyle çıkartıyor. Aynı şekilde işte Zizek derlemesi. Aynı şekilde Said derlemesi. Oturup Auerbach. Yani bunlar sonuçta, hani sen gerçekten kitabı sadece bir matbaadan çıkan yazı değil, bütün bir alanıyla beraber düşünüyorsun. Dolayısıyla insanlar hakikaten, bence de Son Bakışta Aşk gibi bir kitapla Benjamin'in Türkiye'de sunulması birçok insanın ulaşmasını sağlamıştır. Ben de dahil olmak üzere. Kendimi hiç ayırmıyorum. Çünkü birdenbire zihin dünyan yetmiyor. 25 yaşındasın. Koca bir şey var önünde. Alman şey oyunlarıyla mı başlayacaksın Benjamin'i anlamaya? Yani anlatabiliyor muyum? Buradan girip okudukça tarih felsefesi üzerine bilmem ne, gayet anlayacağın konular onlar. Çünkü yaşıyorsun, çünkü içinde. Derdini yaşadığın konular üzerine okudukça. Ha, ondan sonra Şahşubel bilmem ne, onlara girebilirsin arzu edersen. İsteyen gider ama gitmeyen de mesela oradan donanır gibi. Yani bunların ben bizim basamaklarımızı oluşturduğunu düşünüyorum. Doğru. Hani tek tek tabii ki bir görme biçimlerini basmış olmak hani her zaman bizim için şey oldu, destekleyici bir şey oldu. Böyle bir, şimdi bilemiyorum, 200-250 tane kitap var. Yani şey gibi,
bütün zamanların klasiği gibi. Doğru. Sağ olsun onlar lokomotif görevi görüyorlar ve şöyle bir şey yapmadık ama mesela ufak fantazilerimiz oldu böyle yani dünyanın her yerinde herhangi bir yayın evi basmakta üç defa düşünür yani. Yaptık öyle işler ama o aradaki dengeyi yani iyi kurduk. Fazla maceracı şey yapmadık. Bunu aslında böyle bizim gibi başlayıp yapanlar için söylüyorum. Yani çok sabırlı olmak gereken bir şey. Çok hayalci ve kısa vadeli beklentileriniz olamaz. Daha çok böyle bir yaşam tarzı haline getirmek, getirdiğimiz için olmuş bir şey. Yani gün be gün öyle yaşadığınız için, sürekli şey yaptığınız için o verim doğdu, ortaya çıktı. Ama mesela Murat Anmungal'ın getirdiği enerjiyi unutmamak gerekiyor burada. İnanılmaz bir şey. Yani mesela Murat An geliyor. Çok leçe var yani, doğru söylüyorsun. O kadar zengin bir şey ki Murat An. Yani evet, inanılmaz bir Türkiye tarihi. Tek başına bir külliyat var. Bir orada. Külliyat, edebiyatı, tabii. Onun yani sadece yazdıkları değil, takip edişi. O mesela evet. Derlemeleri, tabii, hani romanı, şiiri muhteşem, onu zaten biliyoruz da. Yani gidip değil mi bütün o şeyi takip edişi ve o enerjin ile de temas kuruyor olmak. Yani aslında ben tek tek hakikaten birlikte çalıştığımız yazarımız, çevirmenimiz, editörümüz, yani ortak iş yaptığımız bir havuzun Murat'ın içinde. Ben tek başına bir yayın evi. Evet. rahatlıkla bir yayın evi olabilir evet, kadar zengin çeşitli. Evet. Ama mesela Engin Geç'ten gelişi ya da mesela Bilge Karasu'nun kabul edişi. Yani gerçekten o kadar insana moral, azim, hani inat veriyor ki. Evet. Okurlar kadar hani böyle şeyler ya da harika çevirmenler var. Ben mesela asla çevirmenlerin iyi olmadığını kabul etmiyorum Türkiye'de. İnanılmaz güzel çevirmenler var ve böyle neşeleniyorsun. Aa işte Nesrin Demiryon'tan da çalışacağım, Roza'dan şey alacağım, o yapacak, bu yapacak. Neşeleniyorsun çevirmenlerle çalışırken. Böyle bir hediye almış gibi oluyorsun. Bütün bunlar az şeyler değil. Bu insanlar da kitap seçiyorlar. Tabii. Yani ben çevirmenlere öneriyorum, biz arkadaşlarımıza öneriyoruz. Onlar bakıyorlar, beğenirlerse çeviriyorlar. Ve onların beğenmeleri de bize bir katkı. Yani anlatabiliyor muyum? İyi peki hani şey yapıyormuş gibi yapmıyor işini. Ha güzel bu kitap, zevkli olur benim için. Güzel bir kitap bu. Demesi de bir sizi besleme. Yani birbirleriyle konuşmaları yazarların değil mi? Hani bunları da düşünmek lazım. Kaç kitap oldu? 1000'i geçti ama sonrasını saymadık. Bir grup güncellik nedeniyle, bir grup zaman aşımına uğramış olmaları nedeniyle tekrar basılmamış bir kitap var ve bir grup kitap var. Siyah ben bir zamanlar böyle bir şey olacağını hayal edemezdim. Ama oluyor hakikaten. Her yayın evinde oluyor, bizde de oluyor. Onlar falan çıktığı zaman böyle 1200'lerde falanız. Aslında 1600 yok, kitap yani falan şey olarak, kaşe olarak ilk evet. Gün ve işte geçen hafta matbaaya giden gibi yani. Evet. Dahil olmak evet. Üzere böyle 1450 falan gibi bir başlık şey var. Bunların satışta olanı daha az tabii. Yani 1100 falan gibi bir şey. İşte peki öyle. Şu an Metis yayınlarında kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Şu an 15 kişiyiz galiba. Her zaman yani bu civarda bir şey oldu. Belli bir yıldan sonra ne zaman? 5 editör çalışıyoruz. 5 editör çalışıyoruz. Ve yılda? Şimdi 35-40 kitaba düştük. Düştük. Daralttık yani. Çok, yılda 35-40 evet. Kitabı 5 editör evet. Çalışıyoruz. Bunun altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Evet, sen bunu başka konuştuğun yerlerde çek etmelisin mesela. Evet, yani çünkü, işte evet, bu şeylerde çünkü... Böyle bazı arkadaşlarımızdan... 3 yani, editörümüz var ve ayda 20 kitap yok, yapıyoruz biz onu gibi. Özellikle önemsiyoruz. Özellikle önemsiyoruz. Evet, bu biraz ekmek fabrikası değil. Hı-hı. Kitaplar işleniyor, arkadaşlarımız muhteşem çalışıyorlar. Gerektiği zamanı vererek çalışıyorlar, evet. İlişkilerini ona göre kuruyorlar. O da belli oluyor zaten. Dolayısıyla bu çalışma şeklinin kendisi de pahalı aslında. Evet. Yani evet. Hani evet. Kağıt fiyatı da normal olsa, bilmem ne de normal evet. Olsa... Kastedilen bir şey ama. Gayet kastederek yapıyoruz biz bunu yani. Bu böyle gerekiyor diye düşünüyoruz yani. Butik o anlamda, butikse evet. Butik. Yani, evet. Yoklaya yoklaya çok doğru bir yere geldin. Aslında kritik yer burası. Evet. Şimdi kriz zamanlarında... O emek yoğunlaşması kitapta yoksa onlar bıçağa gidiyor. Tabii. Bıçağa gidenlerin sayısı
tekrar dönüşen kağıda dönen sayısı aslında bizim sektörümüzün irasyosunu, akıl dışılığını gösteriyor. Şimdi o işte operasyon kitabının akıl dışılığı krize girdiğin anda gözüküyor. Bu aynen domateslerin denize dökülmesi gibidir. Evet. Ama kitap döküldüğünde insanın içi biraz daha acıyor. Yani. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ama bu dökülür yani. Kaçınılmaz bir şey. İşte o ondan değil de krize dayanacak, onu da atlatacak, kimsenin vazgeçemeyeceği, tavsiye edilmiş, gönülden bağlanmış şeyler üretmek iyi olur demeye getiriyoruz yani. Bunu tabii kendimizi, sadece biz yapmıyoruz. Bir sürü arkadaşımız bunu tabii yapıyor. Evet. Bir sürü kitapta bu sağlanıyor. Hissediyorsunuz zaten yani okuduğunuz zaman o kitabı. Burada onu o akla doğru evriltmekte yarar var diyorum kendimce. İçimize sinmesi bütün arkadaşlarımız için aynı şey geçerli. İçimize sinmesi bazen yani biz tamam artık derken biraz daha falan dedi. Ben de yapıyorum ama yani birdenbire böyle yani. Kendimden pay biçiyorum. Biz şimdi, de yaptığımız için yani o anlamda biz de editörlük yaptığımız tabii, için. Tabii. Yani derdini biliyorsun, bu işin ne olduğunu biliyorsun, zorluğunu biliyorsun. Nasıl yaparsan nasıl olacağını biliyorsun. Yani konuyla çok alakalı olduğum için söyleyeceğim. Şimdi ben bir gün odamdan çıktım. Benim koridora bağlanan yerde bir tane pano var. Ara sıra bir şeyler yapmıştılar. Müge oraya bir tane böyle ismini hatırlamıyorum. Bir İngiliz aristokratın bir cümlesini yazmış, değil mi? Kusursuz kitap çok pahalı bir kitaptır diye bir cümle. Ben yazma. Başkası benim değilim. Öyle mi? Hayır. Şeyi, onu bu yazıyı koymuşsun diye. Peki. Ben sen koydun diye hatırladım. Şimdi hakikaten yani her zaman kusurları ve yanlışları elimine ede ede mümkün olduğunca doğru bir yere varmaya çalışıyorsunuz. Bunu yani kaytarırsanız tabii kalite çok düşüyor. Hakikaten de en pahalı şey bilgi üretmek yani. Evet. Çok pahalı bir şey. Dolayısıyla orada en şey alan, yani verimliliği en düşüren şey insan organizasyonu. Onu iyi sağlamanız lazım falan. Bir de bence şeyi söylemek istiyorum, yani çok uzadı belki ama sadelik zor varılan bir şey. Bunu unutmamak gerekiyor. Mükemmel iş yapıyoruz. Tabii ki demiyorum. Asla demiyorum. Her işin içinde hata vardır. Ama biz kendi azamiye varmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden birbirimizin de arkasından okuruz. Bir son okurumuz olur, bir bakar. Yani çünkü sen çok fazla uğraşırken bir metin Türkçe olsun, çeviri olsun, körlük geliştiriyorsun ve anlaşılıyor ya ki zannetmeye ya asla anlaşılmıyor. Sen kendini ikna etmişsin. Arkandan okuyan arkadaşın diyor ki, ne diyor burada? Ne diyor falan böyle hani o ve sadeleştirme, anlaşılır kılma gerçekten bir iş ve bizim vazifemizin bir parçası. Yayıncıysak biz, ben hep onu ısrarla söylüyorum. Ben yani akademiyle sokak arasında duruyorum. Ve sokak akademiyi anlamalı, anlayabileceği oranda. Çok uzmanlık iş ise dediğim gibi onu zaten uyarıyorum. Aksel'de kültürel değişim dönüşüm olamaz. Evet. Yani ben... O şeylerin zincirin bağlanması lazım. Kesinlikle yani işimizin en önemli işlerimizden bir tanesi onu tanıtmak, piyasada yapmak değil. O da önemli elbette, piyasada tutmak ama o ulaşılabilirliği sağlamak, basitleştirmeden, indirgemeden maksimize etmek zorundasın anlaşılırlığı. Bu ayrıca zevkli de bir iş. Sen de öğreniyorsun, senin de zihnin gelişiyor. Yani biz sonuçta 60'ın geçmiş insanlarız burada ve ben hala ağzım açık kitap okuyayım bile heyecan falan diye böyle şaşırarak ve heyecan duyarak ve o zaman o kitabı yapmak istiyorum zaten. O heyecan duyduğum zaman bir şey buldum falan duygusu ve onu iletebildim duygusu, anlatabiliyorum duygusu. Ya da çok rahat siyah beyaza bölünmüş, Türkiye'de çok siyah beyazımız var ya, bizim çok bölünmüş Türklerimiz var ve biz tabii metisiz, meleziz. Aynı zamanda ve onların aşımını yapmaya çalışıyoruz. Aşındırmaya gerektiği gibi ilke üzerinde, kamp üzerinde değil, tavır üzerinde, taraf üzerinde değil. Bütün bunlar böyle özenler gerektiriyor. Değil mi? Yani ulaşılabilirlik ve düşüncenin ulaşılabilirliğini gerektiriyor. O da vakit alıyor. Ne yapalım? Şahane. Peki son bu
yıl, yani tezgahta neler var? Son kapanış şeyi olarak. Müge, bunu sen çok daha iyi hatırlarsın. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Biz tamamen neler şey... çıktı? Valla bakayım ne çıktı. En azından müstakbel bir Bilge Karasu bu sene bitmeden evet. Bir haberler alacağız. Doğru. Evet. Böyle şeylere bakıyorum. İnşallah. Evet. Böyle bir derleme yapılıyor. Yakınlarda tabii Ülker Gökberk'in şeysi çıktı. Evet. Tanıtamadık doğru dürüst. Çünkü çok hani üzgündük ve ortam... Herkes evet. çok üzüntülüydü doğruyu söylemek gerekirse. Ve o yüzden böyle çok şey yapamadık. Ne yapalım olsun gene onlar gider yerlerini bulur diye düşünüyorum ben. İşte Benjamin'in Berlin'i ile Bilge Karasu'nun Beyoğlu'sunu karşılaştıran bence çok zevkli güzel bir kitap çıktı. Ondan sonra vallahi bak burada şeylerimiz var. Sen de hatırla ben de hatırlayayım son kitapları. son kitapların gelecek kitapları herhalde. Galiba soruyoruz değil mi daha ziyade. Ha. Gelecek evet, kitap. Tezgahta neler var? Okey. Ne yapıyoruz diye düşünüyorum şu anda. En zor soru gördüğün gibi. Çünkü onlar bitti şimdi gidiyoruz. Geçti arkada kaldı gibi. Temasın İmkanları diye bir kitap bastık. Bu duygulanım teorisi üzerine evet. gerçekten yeni evet. ve ilginç Türkiye'de Nüket Sirman'ın tabiriyle hani sosyoloji, antropoloji alanında, etnografi alanında belki ilk kitap duygulanım üzerine Ayşe Akalın'ın derlediği. Merakla bekliyorum onun nasıl karşılanacağını. Evet. Sakar diye bir kitap bastık bu Sora'nın. Küçücük bir roman, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Bütün bir sistemin bir çocuğu nasıl yalnız bıraktığı üzerine. Fransa'da gerçekleşmiş ve Fransa'nın Avrupa Birliği tarafından cezalandırılmasına yol açmış bir çocuk hikayesi gerçek bu. Gerçek olaydan kalkarak evet, yapılmış. Evet ve böyle hani... Böyle bir çocuğa nasıl inanılmaz? Bir çocuk nasıl böyle kendini yapayalnız buluverir? Gayet medeni bir dünyanın ortasında. Böyle onun küçük hikayesi sonra gelecek de buraya. Sen Michel de şey verecek, bir konuşma falan da yapacak. Çok dokunaklı küçücük şey bir kitap. Evet. Onu bastık. Ondan Yeryüzü sonra... Yakılıp Yıkılırken diye bir kitap çıkacak. Crary'nin kitabı geliyor. Jonathan Crary'nin. Jonathan Crary'nin kitabı geliyor. Evet. Gözlemcinin Teknikleri diye bir kitap basmıştık. Bir 7/24 Uykuların Sonu diye bir kitap basmıştık. Doğru. Çok uyanık ve böyle şey kültürün çok ince yerlerini görebilen bir yazar. Bu kitabı Tuncay çevirdi. Çok güzel çevirmiş. Çünkü biraz böyle metaforik yazan. Marksist ve böyle biraz dolan başlı cümleler kuran. Ama zekice cümleler kuran bir yazar. O çok güzel bir kitap. Şu andaki durumun özeti gibi. Eğer Press'in kirli işlerini bastık. Evet. Sonuçta dünyanın biz temiz kalalım diye kimler ne yapıyor? Onun pis üzerine işler. Pis işler. Doğru pis işler. Amerika üzerinde esas ama hepimiz için geçerli olan böyle işte dronların şeylerini kim tutuyor, kayıtlarını kim tutuyor, akıl hastanelerinde kim çalışıyor, mezbahalarda kim çalışıyor. Ve biz böyle hani ellerimizi kirletmeden demokrat ve tabii. şey kalırken bu bedeli kim nezih ödüyor? Hayatlarımız nezih hayatlarımızı sürdürürken. Pis işlerini kim yapıyor? Kim yapıyor? Konuşan bir kitap. Çok güzel bir kitabımız geliyor. Esra Munga'nın Geçtalt üzerine. Beni de uçuran bir kitap. Hani Geçtalt'ı bildiğimizi zannederiz. Hı hı. Hepimiz bir şey biliriz. İşte evet. o vazo görünür de burun görünür falandır filandır. Nefis bir şey. Çünkü şeyi anlatmış. Bu Geçtalt'ın esas ana figürleri tam böyle Nazizm döneminde işte ikisi Yahudi, biri yarım Yahudi, biri değil ama şey. Tabii bilim adamı sonuçta. Bu son deneyimden mi algımız kaynaklanır. Beyinden mi kaynak? O sonsuz tartışma vardır ya. Üçüncü bir yol var orada aslında. Dolayısıyla insanlar o deneyim var. Şarkılarıyla da paslaşan kesinlikle bir metin galiba. Ve şey çok güzel bir şekilde ara alanı birbirlerini nasıl etkilediklerini arayıp da bulamadığımız bir şey. Bu insanlar yapmış ama Almanca ve o dönemde yapmışlar. Sonra Amerika'ya kaçınca o dil gitmiş ellerinden. Anglo-Saksonca'ya bu vulgarize edilmiş. Ve dolayısıyla birdenbire bambaşka dertlerini anlatamayacakları bir dile sıkışmışlar. Şimdi Esra Munga muhteşem bir şey yapmış. Almanca metinler üzerinden yeniden ben gerçekten öğrendim. Arkeolojisini yapmış. Dört tane de metni arkaya çevirip koyuyor. Ama esas olarak kendisi neydi aradıkları, neydi söyledikleri ve Anglo-Sakson dünyada ne kayboldu? Çok iyi. Ve dolayısıyla niye biz bir Geçtalt'a ulaşamadık? Ve niye hakikaten zihnimize yepyeni bir
düşünce alanı açıyor. Çünkü davranışları da altında boğulup kalmış insanlar orada gittikleri zaman. Evet. Çok erudik, karmaşık falan bulunmuş. Kim deneyecek bunları? Bunları böyle çeviri çeviri vermişler i̇şte, ticaret diline. Kesinlikle ve yani kıta Avrupası'nın birdenbire ben bu metni okurken şeyi fark ettim. Kıta Avrupası'nda biliriz ya işte Benjaminler şunlar bunlar yapmayı biliyoruz da sonra bunların o vahim kayboluşunu unutuyoruz. Yani. Unutmuyoruz ama unutuyoruz. Evet, büyük ütünün yani Avrupa'ya yaptığını yaparken düşünceyi de nasıl böyle teşli tarşmalı bir Adorno, Horkheimer tarzı biliriz de birdenbire şeyi görüyorsun. Nasıl bir yol kaybolmuş mesela. Şimdi onu yakaladı sağ olsun Esra Mungan getirdi. Öyle bir kitabımız var mesela. Heyecanla hazırlananlardan. Değil mi? Var yani. Vallahi bir şeyler. Böyle bakıyorum. Bir bak. Tane Buyum Çulhanımızdan evet. Şeyimiz var. Sen okuyorsundur. Tabii. Bir tane. Eğlencenin iyisi adıyla çıkacak. Hazırlıyoruz yani. Çevirisi falan bitti. Her zamanki temalarından yani siyasi temalarından biraz daha farklı bir şey. Ama içinde çok tanıdığımız tartışmalar var Türkçe'de. Yani ciddiyet mi, eğlence mi gibi böyle bir şey. Yani bunun sanattaki sürekli işte ciddi sanat, ağırbaşlı sanat, seçkin sanat gibi bir uçla eğlendiren, hoşça vakit geçirten bir sanat ucu arasındaki o... Bunun Batı'da yaratıldığını söylüyor bu ikilemin. Doğu'da böyle bir şey yok, böyle bir problemi yok Doğu'nun diyor. Onun ne olduğunu kitaba bırakalım da yani asıl olarak böyle Batı'nın bu dualist şeyini eleştiren bir kitap. Esas bir de Susan Buckmore'un Year One'ı var. Evet. Benim favori kitabım tabii o. Birinci yıl. İsa'dan sonra birinci yıl bu dualizmler kurulmadan önce ne vardı? Ama nasıl güzel bir kitap böyle şey tabii acayip uzun Bülent Doğan sağ olsun çevirdi işte şimdi redaksiyon savaşta şeyde ilerliyor şey o kadar zihin açıcı ki tam çünkü tam şeye saldırıyor işte hani bu tip ikiliklere kolay ikiliklere bunları nasıl hep ezel ebed var zannettiğimiz ayrımlara ve nasıl olmadıklarını kutsal kitap metinleri üzerinden böyle şeyler üzerinden tek tek işlemiş ve o hani benim için böyle şey hakikaten en heyecanla kendi beklediğim kitap heyecanla seçtiğim kitaplardan biri oldu. Herbrand Bakker'den bir roman geliyor gene Berberin oğlu diye falan. Evet. Yani geliyormuş. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Yani şeyle işte o yaralı bilinç ve neydi? Yaralı bilinç, öteki neydi? Bir şey bilinç. Onunla melez bilinç. Melez bilinçle aslında çok da üzerine düşünmeyen yanda bir kanalı da var yine Metis'in. Bu aslında birinci yılda oraya sesleniyor galiba. Yani bu din, inanma, inanmama vesaire falan... mevzularını fazla üstün körü görüyoruz. Bunun biraz daha içine girelim metinleri. Çok doğru ve hani kullandığımız terminolojiyi şey zannediyoruz. Hani ezel ebed olan bir şey. Oluşmuş şeyler bunlar. Yani. 19. yüzyılda oluşmuş şeyler üstelik. Yani gayet yakın. Ve birazcık geriye soyduğunuz zaman insanların o kadar da kolay ayrışamayacak dertleri olduğunu görüyorsun. Ve hani çok büyüleyici bir şey bu. Felsefeyle tarihin birleştiği o gerçek doğum noktalarına baktığın zaman hakikaten çok büyüleyici etimolojileriyle falanla filanla böyle bir benim şeyim o. Fakat seni tebrik ediyorum Mesut. Çok iyi Metis okumuşsunuz. Efendim ömrümüzü verdik. Umarım çok üzmemişizdir yani. Umarım çok... Yani, teşekkürler. Yani. Sizlere eşlik eden okurlarımızdan biriyiz neticede. Eksik olmayın. Yani, bir okur olarak da Metis'e benim teşekkür borcum var elbette. Çok sağ olun. Bizleri yaratan yayın evlerinden biridir. Çok sağ olun. Metis abi. Her zaman için. Eksik olmayınız. Yani sağ böyle bir zamanda biz de bütün bu üzüntümüzün şeyimizin içinde gülerek konuşabildik. Ona da şükrediyorum. Ayaklarınıza sağlık, belinize sağlık. Ameliyattan çıkıp geldiniz. Her şeye rağmen katıldınız. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde Metis yayınlarını ağırladık bu akşam. Başka bir yayında yeniden bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.